Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fikret Bey, nasılsınız? Çok iyi madem, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah'a hamdolsun. Anlat, dinliyorum. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Anadolu'dan Avrupa'ya geçişleri bir grup asker tarafından kapatıldı. Hı. Zaman zaman askeri tanklar yolda görüldü ve askerler halka evlerine dönmelerini, sokağa çıkmanın yasak olduğunu söylediklerini gösteren videolar yayınlandı. Ankara'da ise meclisin üzerinde 3 dakika arayla 30 kadar jetin uçması ve genelkurmaya giden tüm yolların kesilmesi dikkat çekti. Başbakan Binali Yıldırım bir açıklama yaptı. Asker içinden bir yapılanmanın kalkışması var diye. Emniyet Genel Müdürlüğü tüm izinlerin kaldırıldığını, tüm polis gücünün göreve çağrıldığını duyurdu. Fitne katilden beterdir diyor Cenab-ı Allah. Fitneden kaçınmak lazım. Meşru demokratik hükümet geçerli olan hükümettir. Askeri darbe diye de bir şey yok. Evet. Öyle bir şey olmaz. Biz Türkistan Birliği'nin merkezi olan bir ülkeyiz. Bizim içimizde bir kargaşa olmaz. Yani bütünlük, beraberlik ve kardeşlik ruh içinde hareket ederiz. Yani askerle, milletle, devletle, polisle bir bütünüz biz. Biz öyle bölünme, parçalanma, kargaşa falan olmaz. Makul, dengeli bir topluluğuz. Müslüman kimliğimiz, İslam ahlakına uygun tavırlarımız, geleneğimiz, örfümüz bunu bize en güzel tavır olarak sergiletiyor. Allah vatanımızı, milletimizi fitneden, kargaşadan muhafaza etsin. İnşallah. Fitneyi izale etsin. İnşallah. Ne katilden beter diyor Cenab-ı Allah. Binali Yıldırım şunu söyledi Adnan Bey. Tüm emniyet güçlerimiz bu askerlere misliyle mukabele edecektir. Bu işi yapmaya kalkanlar bedelini en ağır şekilde ödeyecekler. Ya tabii böyle şeylerde yatışma olduğunda yine merhametle yaklaşmak en doğrusu olur. Yani yatışma çok önemlidir. Hemen bir yatışma oluşacak inşallah. İnşallah. Sonra da merhamet devreye girer. Yani. İnşallah. Sayın Bahçeli Başbakan'ı aramış, kalkışma kabul edilemez. Bahçeli tabii devlet terbiyesi almış, dem almış, aklı başında arif bir insan. Tabii ki meşru hükümeti insanlar oyuyla iktidara getiriyor. Tabii ki meşru hükümeti korur. Yani ne diye meşru hükümete tavır alsın? Bazı gelişmeler vardı. Başbakan Binali Yıldırım'ın televizyonlara konuşması yasaklandı. Başbakanlık kontrol altına alındı şeklinde. AK Parti il başkanlığına da 200 kadar asker gitmiş. Şu an canlı bağlantıda anlatıyorlar. Yetkilileri almaya çalışıyorlarmış. Bir daha söyle bakayım. AK Parti il başkanlığına 200 kadar asker gitmiş. Hı. Şu an canlı yayında anlatılıyormuş. Yetkilileri almaya çalışıyorlarmış. Ama işte bu tip olaylar dünyanın her yerinde oluyor. Allah bu fitneyi yatıştırsın. İnşallah. Allah. Bu kargaşayı yatıştırsın. İtidale dönülsün, efendim muhtedilliğe dönülsün, her şey doğru, güzel olan mecrasına aksın. Her şeyin kontrolü Allah'ın elindedir. Allah'tan habersiz hiçbir şey olmaz. Allah istemeden hiç yaprak kıpırdamaz. Allah izleyesin, ne askerden ne polisten can kaybolmasını hiçbir şekilde istemeyiz. Fitnenin en akılcı, en güzel şekilde yatışması için herkesin gayret içinde olması lazım. İtidal, mutedillik, makul düşünme esas olması lazım. Allah'tan her şeyin hayırlısını isteriz. En hayırlısı, en güzeli neyse Cenab-ı Allah her zaman onu yatar. Kader hatalı olmaz. Kaderde bir yanlışlık olmaz. Kur'an'da Allah, şeytan Allah'sının, ordular Allah'ın emrindedir. Cenab-ı Allah.
İşte dedim ya, çok büyük olaylar olacak. Evet, söyledim. Evet, değil mi? Daha dün evet, söyledim. Evet, evet, söyledim. Evet, söyledim. Hep ahir zamanla bağlantılı olaylar. Evet. Artarak devam eder demiştim. Efendim? Artarak devam tabii, eder. Tabii. Ahir zamanın beklenen alametleri yani inşallah. İnşallah. Allah askerimizi korusun, polisimizi İnşallah. Korusun, devletimizi İnşallah. Korusun. Cenab-ı Allah hiç kimseye zor bir durum meydana getirmesin. İnşallah. Yani ne TRT'de, ne başka yerde, ne başka yerde huzur içinde rahat yaşamayı Allah nasip etsin. İnşallah. Hep hayır dilemek lazım. İnşallah. Cenab-ı Allah bir şeyi murad ettiğinde o olur. İnşallah. Hiç telaş etmesin milletimiz. İnşallah. Hayrın dışında bir şey olmaz. İnşallah. İnşallah. Ama Mehdiyet'in önünde hiç kimse duramaz. İnşallah. Duramaz yani. İnşallah. İnşallah. Hak olan, doğru olan mutlaka yerine gelir. Yanlış olan da zahil olur. İnşallah. İnşallah. Askerimize Cenab-ı Allah sağlık sıhhat versin. Polisimize sağlık sıhhat versin. Devletimize Allah sağlık, sıhhat, iyilik, güzellik versin. İnşallah. Fitneden muhafaza etsin. İnşallah. Yani demokraside şaşmamak lazım İnşallah. Özetle. Her şeyi demokratik zemin içerisinde değerlendirmek lazım. Bir de şefkat esas olması lazım. İnşallah. Yani böyle. Çünkü İslam aleminin de, Türklük aleminin de son büyük kalesi Türkiye'dir. Hep ittifak etmekte, olaylara kardeşçe bakmakta, kararlı olmak lazım. Dostça. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasimize sahip çıkıyoruz dedi. Evet, güzel. İsabetle konuşmuş. Çünkü böyle bir anda liderlerin konuşmaları hayatidir, evet. Önemlidir. Mutlaka demokrasi, İnşallah. Yani o çok hayatidir. Mutlaka demokrasi. Askerimiz de bizim göz bebeğimizdir, evet. Canımızdır onlar. Bütünlük, beraberlik içindeler. Yani Allah'ın izniyle Türkiye'ye hiçbir şey olmaz. İnşallah. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN Türkiye yaptığı, canlı olarak yaptığı açıklamanın kısa bir bölümünü ekranlarınıza getirmiştik. Tekrar kararlı bir şekilde de bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, bu arada tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Sayın Cumhurbaşkanım, yayındayız. Abdülkadir Selvi ile birlikte yüksek müsaadelerinizle. Sen sor önce. Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, bugün demokrasiye sahip çıkma günü. Bu hareket emir komuta zincirinde mi? Bu yönde bildiriler yayınlanıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ne diyeceksiniz? Kesinlikle burada emir komuta zinciri falan çalışmamaktadır. Şu anda emir komuta zinciri falan tamamıyla askıya alınmıştır, çiğnenmiştir ve emir komuta zinciri içerisinde olanlar şu anda ne yazık ki altın üste yönelik burada atılmış adımlar söz konusudur. Zaten bu ülkede cumhurun başı olarak ben cumhurbaşkanıyım ve başkomutanım aynı zamanda. Başkomutan olarak benim haberimin olmadığı böyle bir adımı atanlara da yargı zaten hemen cevabını verdi. Gereği neyse bunu da zaten yapacağız, yapılacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanım, Genelkurmay Başkanı'nın rehin tutulduğu bazı komutanlarla birlikte bir iddia dolanıyor, bir haber dolanıyor. Anadolu Ajansı da geçti. Bu konuda bilginiz var mı acaba? Bu tür haberleri ben de duydum. Ama şu anda nedenli sağlıklıdır onu tabii tam bilemiyoruz. Biliyorsunuz bu tür olayların olduğu zamanlarda
Hava iyice bulanık olur. Şu anda da böyle bir bulanık hava söz konusudur. Ve bu havayı bulanık hale getirenler bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Bunu da özellikle ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanım, halkı demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyorsunuz, meydanlara çağırıyorsunuz. Bu çağrınızı biz de buradan tekrarlıyoruz. Bu darbe girişimi bastırılıp buna kalkışanlar adalet önünde hesap verebilecek mi? Kesinlikle bunun bedelini yargı önünde çok ağır ödeyeceklerdir. Ve bu şu anda demokrasiye inananların işini de kolaylaştıracaktır. Ama onlara da bunun bedelini çok ağır ödettirecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, birkaç cümle daha rica etsek şunun için. Şimdi gerçekten herkes çok tedirgin oldu. Hepimiz evlerimizde çocuklarımız biz konuşurken ne demek darbe diye sorarak biz evlerden çıktık. Küçük çocuklardan bahsediyorum. Pek çok iddia var. Bazı yerlerin yerlere ateş açıldığı yönünde. Hatta sizin... Şimdi siz nasıl stüdyonuza geldiyseniz, Sayın Selvi nasıl stüdyosuna geldiyse... Ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum, meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı hep beraber verin. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden... Tam olarak meydana geliyorum. Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, sizden halkımızın bir talebi var. Şu anda bu yayınımız Türkiye'de tüm haber kanalları tarafından veriliyor. Lütfen biraz daha yayında kalıp halkımıza çağrımızı tekrarlar mısınız? İkincisi, darbeciler... Başarılı olacak mı? Halk bunu soruyor. Bu yönde kaygılar var. Kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım. Sayın Cumhurbaşkanım, siz de gelecek misiniz Ankara'ya? Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ediyoruz. Bugün demokrasiye sahip çıkma günüdür efendim. Sağ ol. Evet, Abdülkadir Sebe doğru söylüyor tabii ki. Demokrasi vazgeçilmezimiz. Askerimiz, polisimiz mi? Hepsi bir bütündür. Hepsi yiğittir, hepsi aslandır. PKK tehlikesi varken bizim böyle içte heyecan veyahut kargaşaya sebep olacak olayların içine girmemiz mümkün değil. Allah hepsini hayra tebdil edecek inşallah. Biz modern bir ülkeyiz. Bizde demokrasi gider. Akılcılık gider, sevgi gider, birleştiricilik gider. Bunun dışında bir şey olmaz. Biz askerimize, polisimize moral verecek, onları hoşnut edecek bir şey yapalım. Inşallah.
Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah. Allah her şeyi hayra tebir etsin. İnşallah. Hayırla sarsın, nuruyla sarsın. İnşallah. Bütün güç kuvvet Allah'ın elinde. İnşallah. Allah dilemeden yaprak düşmez. İnşallah. Biz hiç kimsenin acı çekmesini, sıkıntı çekmesini istemeyiz. Damla kan aksın istemeyiz. Asker bizim askerimiz, polis bizim polisimiz, millet bizim milletimiz. TRT'nin yayını kesildi. Önümde de binasının önünde bir çatışma oluyor şu an. TRT'nin. Allah fitneyi İzale etsin. İnşallah. Cenab-ı Allah. Çünkü çatışan asker de polis de hepsi bizim. Nur gibi insanlarımız. PKK'yı sevindirir bu. Aman böyle bir şey girmeyelim. PKK keyiften dört köşe olur. Vatan, milletin, devletin seven böyle bir şey girmez. İnşallah. Yani şiddete kaçınmak lazım. Çünkü asker polis PKK ile değil mi cihat halinde birbirlerine mücadele ederse bu çok acı bir şey olur. Haram olur, günah olur, fitne olur. Hayır, ben de şimdi gösteriyor. Halk tanklarının üstüne çıkmış bayraklar sallıyorlar. Evet, tanklar bizim tanklarımız. Evet. Onlar bizim aslanımız. Bizim millet de delikanlı millettir. Yiğit millettir, kabadayı millettir. Aslandırlar. Öyle şey olmaz. O tanklar PKK için. Tabii, millete yönelik değil. İnşallah. İnşallah. Sayın Kılıçdaroğlu yine açıklama yapsın. Yani ara ara yine açıklama yapmasında evet, çok büyük fayda var. İnşallah. Bir de CHP'nin kurmayları açıklama yapsınlar. İnşallah. O çok iyi olur. Yani önde gelenler, CHP'nin önde gelenleri açıklama yapmalarında fayda var. Efendim. Cumhurbaşkanı'nın Sayın Bahçeli de yine evet. MHP'nin ileri gelenleri ve Sayın Bahçeli de yeniden bir açıklama yapsa çok iyi olur. Asker çocuklar yani inşallah onlar da emir altındalar tabii çocuklar. Onlar şefkatle bu işi bitirmek lazım işin doğrusu yani şefkatle. Anadolu çocukları onlar yani. Hani git deyince gidiyor işte yani. Anadolu çocukları. Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkeyi darbelerden çok çekmiştir. Aynı sıkıntıların yeniden yaşanmasını istemiyoruz. Güzel de yani canlı yayında konuşursa daha iyi olur. Yani canlı yayına çıksın. Sayın Bahçeli de canlı yayına çıksın. Çünkü önemli görünüyor. Hayır olur, iyi olur, güzel olur yani. Sevap olur. Büyük Birlik Partisi mutlaka böyle bir değil mi? Heyet olarak açıklama yapsın. Büyük Birlik çok önemli. Saadet Partisi mutlaka açıklama yapsın. İnşallah PKK kudurmuş vaziyette. Orada devlet kurmak istiyor artık Güneydoğu'da. Böyle bir konumda sakin olamayız. Sakin derken yani suskun olmayız. Mutlaka açıklama gerekir. Bir de parlamento mümkünse bilmiyorum da geç vakitte olsa toplansa iyi olur. Değil mi? Evet. Toplansınlar tabii ya millete adına bir açıklama yapsınlar. Meclisin etrafını güvenlik içinde tutarlar inşallah. Mesele bu şekilde hallolur. Cumhurbaşkanı şu an kamera karşısında. Bakayım. Gerekli cevabı alacaklar. Bir defa şunu bilmeleri lazım. Bu ülkede milli iradenin üstünde beşer planında bir güç söz konusu değil. Ben şu anda ülkemin Cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan Cumhur'un kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyoruz. Ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız. Ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz. Zaten yargı da biliyorsunuz şu anda bu ayaklanma hareketini yapanlara karşı şu anda tutuklama kararını onlar da vermiş durumdalar. Ve bir taraftan
aynı şekilde gözaltı kararları çıkmaya başlamıştır. Türkiye bu tür ayaklanmalarla bir defa ucuza satılacak bir ülke değil. Ve Pensilvanya'dan da yönetilecek bir ülke de değildir. Bu ülkeyi, bu ülkede yaşayan, şu anda seçmen sayısı itibariyle 45 milyonu bulan insanımızın iradesi belirler. Bu irade yöneltir ve az önce Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi, yani bu tanklar bunların tankları değil, bu milletin tanklarıdır. Ama bu tankların önünde durmasını da biz gayet iyi biliriz ve bunlardan çekilme gibi bir şey söz konusu da olamaz. Özetle tabii askere de şefkat olması gerekir. Onlar çocuk Anadolu delikanlıları. Olmuş bir hata inşallah. Ama bunu millet istemeyeceği belli. Yani milletin hiçbiri böyle bir şey istemez. Mantığı da yok. Yani demokrasiyle her şey halledilecekken, değil mi? PKK bu kadar kudurmuşken, bu kadar azmışken, bu tip şeyler olmayacağı belli. Yani Allah hayra tebdil etsin. İnşallah. Hayırla sarsın, nuruyla sarsın. Efendim ben askerimize, polisimize, milletimize bir ferahlık olarak bir mehter dinleteyim. Ben Nesrin Baban, hep kahraman Türk milleti. Hastur, haydi ya Allah. Ordunun yeri sadece PKK ile çatışmadır. İnşallah. PKK ile aslanlar gibi mücadele ediyorlar. Başka bir görevi yoktur. Vatan müdafasıdır. Vatan müdafasıdır. Dolayısıyla mehteri milletimize, devletimize, efendim, insanlarımıza hediye olarak sunduk. İnşallah. Bizim milletimizde bir şey olmaz. Kargaşaya da gerek yok. Yemek, yiyecek, stoklamak falan bunlar gereksiz. Evet. Efendim, işte o para alacak yerlerin paramatik midir nedir oralı, bunlara hiç gerek yok bu tip şeylere. Efendim, ya Türk milletinin hiçbiri ya bu tarz bir hareketi kabul etmez. Yani kardeş kardeşle çatışacak, böyle bir şey olacak, asker polis olacak iş değil yani. Asker de polis de bir bütündür. Hepsi bizim canımızdır, hepsi bizim kardeşimizdir. Ordunun yeri kışlası veyahut PKK ile olan cephedir. Yani onlara karşı mücadelesidir. Onun dışında bir şey yok. Kaç resim vardı, vatandaşlar sokağa döküldü şeklinde. Vatandaş böyle bir şey istemesi mümkün değil. Bizim milletimiz çok aklı başında bir millet. PKK'dan nefret eder. İngilizlerin devletinin alçaklarına da asla müsaade etmez. Oyunlarına müsaade etmez. Kardeş kardeşe kırdıracak bir şeye asla müsaade etmez. Yiğitçe, aslanca çıkar, konuşur, demokrasiyle meseleler halleder. Bizim ordumuz da böyle fitneye asla girmez. Evet, evet. Askerlerimiz bayağı aklı başındalar. Ya askerin içinde böyle bir şey olay mümkün değil. Polis zaten tamamı vatansever. Hep yiğittirler, aslandırlar. Özel harekat olsun, diğerler olsun. Evet. Fakat ben yine söylüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu geniş böyle güzel bir açıklama yaparsa canlı yayında vakit geç falan değil, olur yani çok evet. İyi olur. Zaten böyle şey geç vakit diye bir konu olmaz. Evet. Sayın Bahçeli de bir daha açıklama yaparsa çok iyi olur.
hayrettir yani bu ahir zaman. Çok şaşırtıcı ya. Aklı hayale gelmedik olaylar oluyor. Daha yeni dedim yani. Çok büyük olaylar olacak. Ve biri bitti derken biri başlar diyor Resulullah. Evet. Bir de asker, kuzu gibi de bizim asker Mehmetçik. Candır onlar yani. Ne alakası var? Yani onlar o tip işlere girmezler. Yani PKK'yı sevindirecek. İngilizlerin devletine efendim kucak açacak. Efendim vatan millet içerisinde fitne çıkacak bir şeye asker asla yanaşmaz. Asla. Atatürk Havalimanı'ndan asker ayrılıyor, vatandaşlar yürüyerek içeri giriyor şeklinde haber var. Askerimiz aslandı bizim. Bizim kendi çocuklarımız, kendi insan. Ya dünyanın telaş etmesine de gerek yok. Hiçbir şey olmaz. Bütün yurt dışında tanıdıklar yazıyorlar falan. Bu vatana, bu millete bir şey olmaz. Bu vatan, bu millet görevli. Yani İslam'ın nurunu yayacaklar. Türkistan Birliği'ni oluşturacaklar. Deccaliyeti yok edecekler. İngilizlerin devletinin saltanatı bitecek. PKK diye bir şey yeryüzünden silinecek, kalmayacak. Bu millet kahramandır, delikanlıdır ve kabadayı millettir. Yiğittir yani. Askerler bizim kuzularımız onlar, canlarımız Mehmetçik. Çıkan olduysa kışlasından dönsün kışlasına. Selamet yani. Türkiye'ye Allah hayır diliyor inşallah. Hayır diliyor. Mutlaka dönsünler aslanlar. İnşallah. Yani yanlışlıkla çıkmış olabilir, bir şekilde olmuş olabilir, dönsünler. Güneydoğu'ya, PKK'ya, tanklar PKK'ya, asker de PKK'ya. Milletimizin, kendi evlatlar bizim çocuklarımız yani. Bizim annelerimiz, babalarımızın evlatları. Onlar bizim kınalı kuzularımız, canlarımız. Mazlumdurlar, güzel huyludurlar, aman aman. Ankara TRT binasında patlama oldu. TRT'de orada evet, o genç kızlar falan da oradalar. Orada da ya çocuklar çok acı çekerler, çok ızdırap çekerler. Bizim aslanlarımız gereğini yapsınlar, bir şekilde oraya giren olduysa çıksın. Yani orada bak kadınlar var, çocuklar var, genç kızlar var. Bak demin çıkan genç kızlar çok tedirgindi. Ya Allah Bismillah deyip. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üstüne çıksınlar. Evet. Çıkıp tabii şey yapsınlar. Ankara Emniyet Müdürlüğü de ikinci kez helikopter ve savaş uçakları tarafından saldırıya uğramış. Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı çok acayip bir hareket ya. Evet, emniyet. Kardeşim emniyet bütün yiğitliğiyle PKK ile mücadele ediyor. Yani bu nasıl bir fitnedir? Evet. Sakın, sakın, sakın öyle bir şey yapmasınlar. Kim yapıyorsa da vazgeçsin. Yani çok büyük günah ve çok büyük fitne olur. Ne alakası var ya? Polisin ne suçu var? Nur gibi bizim aslanlarımız. Nur gibi insanlar yani bir mantığı yok. Yani PKK'ya karşı aslan gibi mücadele eden koç yiğitlerimiz. Oranın eğer doğruysa bu haber... Yani çok büyük günaha girmiş kim yaptıysa. Çok vahim bir şey bu. Sakın ha. Sakın ha bunu. Hiç kimse kabul etmesin böyle bir şeyi. Olur mu böyle şey ya? Ana kuzular onlar, aslanlar, tertemiz insanlar. Yazık günah. Yani çok büyük günah. Yani asker Güneydoğu'ya, PKK'ya. Sakın ha. Sakın ha. Büyük bir yanlış olmuş. Kim yaptıysa şeytan Allah'a sığınsın. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyip çekilsinler. İnşallah. Şeytan oyun oynuyor. İngilizlerin devleti büyük bir kahpelik içinde. Canlarını yaktık ya. Evet. Deşifre ettik ya. Evet. Cinnet geçirdiler. Akıllarını attılar. Hani o öyle olmaz böyle olur diyor. Elinizden geleni ardınıza koymayın istiyorsanız. Bu milleti yıkamazsınız. Asker de bizim, polis de bizim. Özel harekatçı da bizim. Hepsi bizim aslanımız. Millet de bizim. Devlet de bizim. Ülke de bizim. Ve bütünüz. Kimse bizi yerimizden kıpırdatamaz. Evelallah.
Aman aman asker, çocuklar sakın ha. Hepsi çekilsinler. Nerede var? Ya böyle emir olur mu kardeş? Ya asker edeceksin, git polisin binasına ateş et. Ya böyle emir olur mu? Asker bilir mi? Git PKK'ya dese, PKK'yla kendini değil mi? Karşı karşıya getir ve onlarla çatış. Vatanı koru dese, bu inandırıcı çünkü nefis müdafaası. Ha, biz gene kan akmasını istemeyiz, ayrı mesele de. Ama kahraman askere, kahraman polise biz zerre kadar halel gelsin istemeyiz. Kim ne yaptıysa geri çekilsin. Aman ha, öyle şey olmaz. Yazık, günah yani. Ne oluyor ya? Ne oluyor yani? PKK orada köpek gibi sırıtıyor şu an. Acayip neşelenmişlerdir. Onları mı sevindiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Çok büyük bir hata olmuş. Çok büyük bir hata yapmışlar. Şeytandan Allah'a sığınsınlar. Aman ha. Mehmetçik de onlar bizim canımız. Kendi kuzularımız, bizim kendi evlatlarımız. Aman ha, öyle şey itaat olmaz. Yani çok vahim bir şey bu. Senin o iman dolu göğsün PKK'ya karşı olacak. Sadece onu. Polis müdürü gözaltındaki askerler için talimat vermiş. Onlar bizim kardeşlerimiz. Ona göre muamele edecek. Onlar ana kuzusu. Ana kuzusu. Aman ha. Aman ha. Yani bir güzellikle, bir şeylikle meseleyi kapatalım. Yani bunu çok da gündemde tutmayalım artık. Milletimize geçmiş olsun. Yani konu bitti. Ya ortalık artık yatıştı. Yani bitti yani konu. Öyle bir şey yok bundan sonra. Ama sakın böyle heyecanlanıp yani tevekkülsüzlük edip aman işte ben yiyecek stokluyum falan, bunlar çok acayip şeyler. Yani tevekkülsüzlük Allah'ın en beğenmediği tavırlardan bir tanesi. Mütevekkil olsun kardeşlerimiz. Sakın askere bir şey yapmasına bak. Çok önemli o. Onlar bizim çocuklarımız. Sakın eğer böyle heyecanlanıp şey yapmak değil de dönsünler. Yani o kadar. Neyse artık tabii bir kanun hukuki bir girişim de oluyor olabilir. Allah Allah maşallah. Bütün Türkiye'de ezan okunuyormuş şu an camilerde. Maşallah. Şu an. Çok güzel. İnşallah. Ama dikkat edin, bizim konuşmadan sonra şok kırıldı. Maşallah. Maşallah. Yoksa bir şok vardı. Evet. O daha önceki kalkışmada da öyle oldu. Evet. Ama ben konuşacaktım. Kurnazlık kurtluk yaptılar. Bizim şeyi kestiler, yayını kestiler. Biliyorlardı darmadağın edeceğimi. İnşallah. Onun için ilk bizim yayını bir kestiler. Şefkatle yatıştırılsın. Şefkatle. Sakin. Askerler, canları yavaş yavaş yani kışlarına dönsünler. Meseleyi de fazla şey yapmayalım artık. Üstüne dönüyorum. Olmuş bir kere. Ama halimlik esas olması lazım. Bak merhamet, merhameti getirir. Merhametli olmak lazım. Mülayim olmak. İnşallah. Asker de bizim kuzularımız. Gördükleri yerde sarılsınlar. Kucaklayıp biraz birkaç adım uzaklaştırırsın. O kadar basit. İnşallah. Sakın yani çocuklara karşı sert bir şey hiçbir yerde olmasın. Onlar kuzu, kuzu. Kınalı kuzu onlar. Kendi evlatları zaten. Tabii ya, kendi annesi babası var. Olacak iş mi yani? 2 Ocak'ta genel başkanın açıklaması vardı. Evet, tamam, bu güzel. Sen ya. Tüm ülküdaşlarımızı vakur bir şekilde soğukkanlı, sağduyulu, sabırlı olarak Türk demokrasisine olan inançlarını kaybetmeden, teşkilat bütünlüğümüze ve disiplinimize gölge düşürmeden, genel merkezimizden gelecek açıklamaların dışında hiçbir bilgiye itibar etmemelerini istiyorum. Türk demokrasisi, Türk milliyetçiliğinin ruh ikizidir. Güzel. Güzel. Bu tip açıklamalar önemli. Peş peşe. Tüm yurtta ezanların okunması için gerekli talimat verdik diyor. Çok güzel. İyi isabet etmişler. Maşallah. İstanbul Havalimanı'nda halk askeri ikna etti. Asker araçlara girdi. En büyük asker bizim asker. Saluganlar yapıyor. Hah, öyle. Öyle. Onlar bizim kuzumuz. Aman ha. Aman ha. Öyle bir konu olmaz. Nur onlar. Hepsi nur yani.
Cenab-ı Allah Mehdiyet'in kalesi olan Türkiye'yi tabii ki sarsıyor ama Mehdiyet'e doğru yavaş 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 yaklaştırıyor. 2019'lara kadar, 2020'lere kadar, hatta 2021'lere kadar demeyeyim, 2021 tamam inşallah. Bu kargaşalar olur. Hiç telaş etmeye gerek yok. Daha önce de söyledim. Çok büyük olaylar da olur. Ve olacaktır da yani. Yeni söyledim değil mi? Büyük olaylar olur. Çünkü Mehdiyet'in kalesi burası. Dünya Mehdiyet üstünde dönüyor yani adeta. Her olay Mehdiyet'le bağlantılıdır. Davutoğlu Habertürk demiş. Onu da dinleyelim. Mehdiyet'le karşı karşıya getirmek isteyenler en büyük talep. Bu ihanete de en doğru cevabı Genelkurmay Başkanımızdan başlayarak onu emir komuta zinciri içinde silahlı kuvvetlerimiz verecektir. Bu çerçevede de silahlı kuvvetlerimizin geçmişte itibarını zedeleyen bazı olayların tekrar yaşanmaması için bütün şerefli subaylarımıza, erlerimize buradan özellikle sesleniyorum. Millete karşı karşıya gelmeyin, millete silah çekmeyin, millet iradesini sarsacak hiçbir girişime izin vermeyin. Şunu herkes bilmelidir içeride ve dışarıda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ankara'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de Türkiye'deki bütün vatandaşlar kendi iradeleri. Hiçbir merci meclisten ya da milli iradeden bağımsız kullanmaya kalkarsa bilinsin ki bu sefer AK Parti Konya milletvekili olarak, bir milletvekili olarak söylüyorum. Meclisin önüne gidip meclisin onurunu korumak için her bütün varlığımızla mücadele etmeye de karar. Bu badireler atlatılacak. İnşallah bu karanlık gecenin sabahında Türkiye milli iradeye dayanan o güçlü yapısını korumaya devam eder. Sayın Ahmet Davutoğlu. Sayın Davutoğlu duyabiliyorsanız sesi sorun. Şu anda yeterli. Ben anladım. Davutoğlu da işte gereken candan samimi konuşmasını yapıyor. Paşalarımız kısaca bir şey açıklasa iyi olur. Deniz Kuvvetleri Komutanı Bostanoğlu bunun bir açıklaması altyazı olarak geçiyor. Komuta kademesi olarak bu girişimi kesinlikle kabul etmiyoruz. İşte bu kadar tabii. Yani. Mehmetçik de onlar bizim kuzular. Çocuklar anlamamıştır ya. Tabii. Anlamamıştır. Bir durum var. Gidin demişlerdi. Çocuklar bilmez ya. Yani yapmazlar asker. Böyle bir şey. Kimse yanaşmaz. Kendi vatanına, milletine, devletine, halkına olacak iş mi yani? Kanallara, her kanala bağlanabilirler. Siyasilerimiz peş peşe açıklama yapsınlar. Büyük Birlik Partisi mutlaka açıklama yapsın. Saadet Partisi de hemen açıklama yapsın. Ya beklemesinler. Hayır olur, güzellik olur. Efendim, Milli İstihbarat Teşkilatımız aslan gibi vazifesinin başındadır. Ordumuz aslan gibi vazifesi başında. Askerimiz, polisimiz, özel harekatçımız hepsi vazifesinin başında gayet güzel hizmetler verecekler. PKK'yı ana hedef olarak görüyoruz. Vatan millet düşmanı PKK'yı. Bizim başka bir hedefimiz olmaz. Şehitler olmuş, yaralılar olmuş. Onlar aslan. Onlar cennet kuzusu. Oluyor bu bizim tarihimizde bu tip şeyler oluyor. Aman milletçe birlik beraberlik içinde olalım. Aman ha. CHP, MHP, AK Parti sırt sırta. İnşallah. Sakın ha. Şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklama kararı çıkarttırdı. O yüzden geniş çaplı tutuklama yapılıyor şu an. Ama polis çok şefkatli. Bizim askerimiz diyor. Bizim kuzularımız, bizim kendi evlatlarımız. Hiç tedirgin olmasınlar. Çok rahat olsunlar. Her şey çok güzel hale gelir. CHP'li vekiller ve diğerleri tek tek açıklama yapıyor. Çok önemli o. Ama Büyük Birlik Partisi'nin açıklama bekliyoruz. Bir an önce yapsan bak buraya da bağlanabilirler. Evet. Yani internette de olur. Bakın bu olaylardan daha büyük olaylar da olacak söyleyeyim. Sakın kimse sarsılmasın. Hiçbir şey olmaz. İmtihan oluyoruz. Sonucunda Mehdi zuhur edecek. Göreceksiniz. Arkasından İsa Mesih. Ve
Ne anarşi, ne terör, ne kargaşa, hiçbir şey kalmayacak. İnşallah. Hızır Aleyhisselam şöyle bir Ankara'dan İstanbul'dan bir geçti Yıldırım hızıyla. Görenler görmüştür. İnşallah. Diyarbakır, Adıyaman, Bingöl, şey, her yerde altı sokağa bayraklarla dökülmüş. Maşallah. Yer gök inliyormuş maşallah. Çok büyük bir hata yaptılar. Niye yaptılar ben anlamadım. Ya PKK alçakları şu an bile kepazeliklerine devam ediyorlar. Gece yarısı bile ahlaksızlıktan devam ediyorlar. Vatan içinde, kale olan bir yerde. Bütün İslam aleminin tek ümidiyiz ya. Türklük aleminin tek ümidiyiz yani. Yazık, günah. Neyse, olmuş bir hata. Bir daha Allah tekrar ettirmez. İnşallah. Saadet Partisi de açıklama yapsın. Saadet Partisi'ne bak, ses yok. Hocamız bir açıklama yapsın. Saadet Partisi'nden. Yani internetten de olur. Yani internetten de olsa bir açıklama yapsınlar. Yani mesela çok büyük günah. Gölbaşı'nda Özel Hareket Dairesi Başkanı'na bu işte bu olayların ilk başlangıcında saldırdı. 17 polisi şehit etmişler. Yazık, günah değil mi ya? Bu canlar PKK ile çatışıyorlar, bu aslanlar. Ne kadar büyük bir günaha girdiler. Ne kadar büyük bir hata oldu. Allah hidayet versin. İnşallah. Allah fitneyi yeryüzünden tamamen kaldırsın. Ülkemizden Allah fitneyi tamamen kaldırsın. Demirtaş bir açıklama yap. Demirtaş hiç açıklama yapmıyorsun. Böyle şeylerde konuşuyordu eskiden. İşte değil mi? Bir konuşma yap, bir şey yap. MHP ve CHP çok önemli. Onlar açıklama yaptılar zaten. Birinci Ordu açıklama yapmış. O da iyi. İzmir'den de bir görüntü vardı adamın. Bakayım. Diğer ekran. Hakim sokağı. Ah! Maşallah. Ha. İşte bu kadar. Güzel. Kılıçdaroğlu NTV'ye bağlanmış. Güzel. Kamala hocam konuşmuş. İyi. Tekrar bağlansın Kamala hocam. Tekrar bağlansın. Yani biraz çapını genişleterek devam edelim ki iyice yatışsın, otursun ortalık. İnşallah. Rabbimiz bizleri hayırla, nurla güzelleştirsin. İnşallah. Nuruyla sarsın milletimizi, devletimizi. İttihat İslam'ı nasip etsin. İnşallah. İmam Mehdi'yi görmeyi nasip etsin. İnşallah. Beni de talep etsin, sizlere de talep etsin. Seyyidina İsa Mesih'i görmeyi nasip etsin ve ona da talep etsin. Çıkışları yaklaştı ya. Evet. Her türlü olay daha da gelişerek artar. Evet. Cenab-ı Allah'ın takdiri. Kaderde bu. Evet. İllaki olacak. İllaki olacak. Mehdi'yi anlı şanlı şekilde bağrımıza basacağız. İnşallah. İsa Mesih'i de anlı şekilde, şanlı şekilde bağrımıza basacağız. Sarıyer'de halk yetiş ya Mehdi diye sesleniyormuş. Maşallah. Maşallah. Daha var, daha var, daha var, daha var. 2016 var. Dedim çok büyük olay olacak dedi 2016. Dedim mi? Evet, dedim. 17 de öyle, 2017, 2018, 2019, 2021'e kadar böyle. İnşallah. İnşallah. Dün hadiste söyledim. Deccal Türklere saldırır diyor. Evet, evet. İngilizlerin devletin kuyruğuna bastık ya. Evet, evet. Cinnet geçirdiler, cinnet. Elinizden gelenizi ardınıza koymayın. İnşallah. Asker bizim askerimiz. Maşallah. Bak, aslanlarımızı biz kucakladık. Evet, evet. Kışlalarına gönderiyoruz. Evet. Bizim evlatlarımız. Evet.
Sen ne yapıyorsun burada? Ey İngilizlerin devletini yapmaya kalkıyorsun. Ankara'da da halkımız vatana, millete, devlete sahip çıksın. İnşallah. Her yerde sahip çıksınlar. Ankara'da da halk çok candan, coşkuyla devletine, milletine, askerine, polisine sahip çıksın. İnşallah. Rica ediyoruz inşallah. Sevecen bir yaklaşımla. Üçüncü Ordu Komutanı şu an açıklama yapıyor yeniden. Kışlalara çekilmelerini emrediyorum. Bak bütün asker karşı. Evet. Bütün komutanlar karşı. Siyasi irade karşı. Bütün partiler karşı. Yani olay net. Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanı durumu hakimiz, milletimiz merak etmesin diyormuş. Hayır, uğur olsun, güzellik olsun. Hayır, hayır, askerleri sakın ellemesinler. Şefkatle ve kucaklayıp sevgiyle uzaklaştırsınlar olay yerine, sakın ha. Bir de yollar açık tutulsun. Yani bu tip şeylerde bazen öyle yaralananlar oluyor, bir şeyler oluyor. Allah esirgesin. Kolay hareket etmesi için arabaların iyi olur. Ama Ankara'da, İstanbul'da, her yerde devlete sahip çıkalım. İnşallah. Millete sahip çıkalım. Askere, polise sahip çıkalım. Aman ha. Fikret Efendi, var mı anlatacağınız senin? Vatan Caddesi'nden bir haber var Adnan Bey. Evet. Vatan Caddesi'nde bulunan 6 askeri zırhlı araç vatandaşlar tarafından engellendi. Kalabalık zırhlı araçların üzerine yürüdü. Askerin kalabalığı dağıtmak üzere havaya ateş açtığı görüldü. 6 askeri araçtan 4'ü çekilirken kalan 2 araç kalabalık tarafından kuşatılarak araçlardaki askerler linç edilmek istendi. Polis tarafından kurtarılan 1 albay, 3 asker Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne götürüldü. Tabii o asker Mehmetçik çocuklar. Yeniden başladı. Evet, Diyanet İşleri Başkanımızdan Allah razı olsun. Devamı çok önemli ezan. Bir süre devam etsin. Bir süre daha devam etsin. Yani Hafız Efendiler, Müezzin Efendiler dinlenip dinlenip okusunlar. Devam etsin ezanı. Helikopterden falan ateş etmek yani çok çok büyük günah. Evet. Biz o helikopteri PKK ile mücadele için aldık. Evet. Çok büyük günah. Sakın askere bir şey yapmasınlar. Hiç kimse hiçbir yerde selamette kışlalarına dönsünler. Çengelköy karakolunda da orada da yine orada askere sarılsınlar. Biz kardeşiz, dostuz desinler. Sevgiyle meseleyi halletsinler. Olabilir böyle yer yer küçük yerlerde. Birbirlerine habersiz oluyor çünkü. Telefon bağlantısı yok, bir şey yok. İnşallah. Aman ha, askerde hiç kimse öyle ateş açmak şu bu falan. Suriye tek atıyor, çok büyük haram olur. Yani ebedi cehennem olur karşılığı cezası. Sakın ha. Kardeş kardeşe öyle bir şey yapmaz. Birbirlerinden de haberleri olmadığı için oluyor bu. Her yerde yatıştı şu an. Böyle bir olay yok. Her yerden çekilsinler. Her yer tamam. Yani TRT'de de konu çözüldü. Her yerde çözüldü. Harbiye'de de çözüldü. Bak Newsweek dergisi 24 Mart 2016 tarihinde haber yapmış. Türkiye'de neden bir darbe gerekti diye. Görüyor musun? Evet. Birinci köprüde de çocuklar bilmiyorlar. Yani asker anonsu yapılsın. Çünkü bitti yani bu konu kapandı. Birbirlerinin evet. Haberleri yok. Kışlaya çekilsinler. Bak çok küçük yerlerde yani 3-4 noktada varlar. Evet. Yazık yani boş yere kardeş kanı akmasın. Mehmetçikler de onlar bizim canımız. Anons yapılsın, mesele bitsin, hemen konu kapansın. İnşallah. Yani sabah millet işine gücüne normal işimize devam edelim. İnşallah.
Çocuklar işte orada yanlış yola sürüklenmişler, yanlış bir harekette bulunmuşlar. Bu nasıl oluyor ya, Allah vermesin bilmiyorum da çocuklar. Yani adam ateş ettiğince ateş edilmez ki kardeş. Evet. Değil mi yani? Bu nasıl iştir ya? Ya PKK ile çatışıyorsun, kendini savunuyorsun. Bu legal. E burada kendi vatandaşın kardeşin. Her yerde yatıştı şu an. Yani her yer tamam. Ama çok küçük odaklarda bilmiyor çocuklar. Devam ediyorlar yani. Böyle 3-5 noktada. Onları da megafonla uyarmak lazım. Konu bitti, yatıştı. Artık çekilin diye. Jandarma zaten devrede. Jandarma Harekat Başkanı, tüm General Alif Çetin, milletimiz rahat olsun, milli iradeye karşı yapılmış hareketi bastıracağız diyor. Duruma hakimiz, kimse merak etmesin. Özel kuvvetler komutanı da aynı şekilde bir açıklama yapıyor. Evet. Özel kuvvetler komutanı, evet. Bütün paşalar açıklama yapıyorlar. Evet. Ama bilmez mesela çocuk küçük bir yerde. Bunlarda telefon yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Orada görev verilmiş. Olmaz orada çocuklar söylesinler mesela. Var dedim, bu demin bir yerde vardı küçük bir karakolda. Evladım istersen aç bak televizyonu, aç bak. Yatıştı darbe, öyle bir şey yok. Herkes arkadaşları çekildi gittiler. Havalimanı falan her yer selamet. Yani siz de artık gidin işinize bakın derseler iyi olur. Bilmedikleri için böyle bir durum oluyor Allah alem. Bir etiket yapalım. Türkiye'de darbe olmaz diye. İnşallah. Öyle diyelim, Türkiye'de darbe olmaz. Tabii tabii, askere sakın ha. Hiç şey yapmasın. O sarılıp uzaklaştırsınlar. Taksim aktı ne bulursa kendi kışlasına götürsünler. Evet. Mesela bu kız çocuğun orada eline birileri verip okutmak falan. Yani şimdi bu yakışık alıyor mu? O çocuk bayağı korkmuştur. Yazık yani. Anlaşıldı değil mi? Etiket yapıyoruz. Evet, evet, evet. Tamam. Ama TRT'de falan her yerde tedbir alınması lazım ya. Biraz bir ferahlık var yani. Milli İstihbarat Teşkilatı açıklama yapmış. Darbe bitti diye. Yani darbe durduruldu diye, darbe girişimi. Evet, bizim milletimiz yiğittir, kabadayıdır, delikanlıdır. Öyle İngilizlerin devletine papuç bırakmaz. PKK'ya hiç bırakmaz. Aman ha, askerimiz de bu tip şeylerde çok itidalli olsun, çok dikkatli olsun. Meclis hemen toplansın değil mi? Hayır, Kobadat da meclis hemen toplansın diyor. Camiden ezan okunması doğru, Hayır Kobadat orada hata yapıyor. Bizim milletimizin tavrı o, güzel bir ibadet o. Ayrıca zaten mecliste toplanır. Evet. Yani şu an hemen hemen hiçbir noktada şey yok. Yani her yerde yatıştı. Evet. Ama bazı yerler bak olabilir. Yani çok küçük noktaları bilmez asker. Yani devam ediyor zanneder. Israr edebilir. İkna etsinler, konuşsunlar.
haberleri dinlesinler, interneti dinlesinler. Evet. Yani oradan baksıp göstersinler. Kanaatleri gelir, onlar da döner kıştası. İnşallah. Habertürk'te az önce alt yazı geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 14'te toplanacak. 14'te. Tamam. Evet, dinliyorum seni Fikret. TRT Genel Müdürü Erol Yoka, darbe girişiminde bulunan 100 kadar askerin TRT binasına geldiğini belirterek artık dirençleri kırılmak üzere talim atışı yapıyorlar fakat vatandaşlarımız demokrasiye sahip çıkıyor dedi. Ayrıca bazı çalışanların rehin alındığını kaydeden Gökhan, TRT spikerinin okuduğu bildiriye ilişkin olarak da maalesef engel olamadık ama sonra yayını kestik dedi. Yok canım, şu an bitti zaten orada. TRT'de kimse kalmadı. Şu haberi göreyim. Yani hiçbir yerde yok yani. Her yerde çekildi. TRT'de yok şu an asker. Evet. Davet ettik, sağ olsunlar onlar. Şimdi sokakta Türkiye'nin dört bir yanında, Ağrı'dan Erzurum'a, Bursa'ya, her yerde, Kırıkkale'den efendim Sivas'a, her yerde şu anda meydanlar dolmuş durumdadır. Onlar bu daha da fazla gelsinler, bu geceyi şenliğe dönüştürsün ve bu tat bilmezlere, bu ihanet şebekesine karşı duran güvenlik birimlerinin yanında ve arkasında olduklarını gösterse hükümet iş başındadır. Her Cumhurbaşkanımız iş başındadır. Başbakanımız, bakanlarımız, bizler durma vaziyet ediyoruz. Güvenlik birimlerimiz gereğini yapıyor. Milletimiz de sokakta. İşte demokrasi nasıl çetelere bırakılmaz, bunun bir önemli örneğini daha gösteriyoruz. Allah'ın izniyle sizler de basın olarak güzel bir sınav veriyorsunuz, işte bu. Yani demokrasi güçleri hep bir arada demokrasiye karşı saldırı olduğunda, o zaman çeteler böyle efendim ihanet şebekeleri hiçbir zaman sonuca ulaşamaz. Şimdi de ulaşamayacaklar. Kısa zamanda da Türkiye'nin her yerinde Allah'ın izniyle durum tam olarak hakimiyet altına alınacaktır. Sayın Ağa, çok özür dilerim. Son dakika sıcak bilgi var, onu paylaşayım. Anadolu Ajansı'nın geçtiği başbakanın açıklamasına dayandırılıyor. Uçan her uçak füzeyle vurulacak diyor başbakan Yıldırım. Bunu size sorayım. Ne gibi önlemler alınacak daha fazla? Şimdi vatandaşımıza yönelik bazı girişimlerde bulunmasına diye yapıyorlar. Onlarda da gerekli değerlendirmeler yapılıyor ve anında kararlar alınıyor. Bu işte yapacakları şey aynen İstanbul'daki 3. Ordu Kor Ordu Komutanımızın çağrısı, ordu komutanlarımızın çağrısı gibi, bizlerin çağrısı gibi, o bu yani şebekesinin içerisine girmiş olanların da derhal bu saçma sapan girişime son vermeleri ve derhal teslim olmalarıdır. Yani bunun dışında bir yol yoktur. Bu millete karşı hiçbir başarı şansı olmayan, millete ihanet adı altında tanımlanacak olan bu girişim derhal sonlandırılacaktır. Ama davada zarar vermeden kendileri de teslim olsunlar. Yoksa gözaltına yapılıyor şu anda. Sayın Ala, polise... Bütün milletimiz aman sokaklara, bütün Türkiye'de sokaklara inip demokrasiye sahip çıktığını, iradesine sahip çıktığını lütfen göstersinler. Buradan en önemli çağrım budur tekrar. Bu çağrınıza karşılık görüntüleri de yansıyor. Şimdi polise verdiğiniz belli ki bir talimat var. Burada bu darbe girişimine katılan, bir şekilde iştirak eden askerlere yönelik dokunulmaması yönünde bir talimat verilmiş. Tabii. Gibi görünüyorsunuz. Öyle masalsın. Ya çocuklar, Anadolu evlatı bilmez, evet. Ne yaptığını da bilmiyordur. Git TRT'ye demiştir, gitmiştir o. Evet. Mesela git karakoluna gidiyor, niye geldiğini belli bilmiyordur. Evet. Kim bilir ne dedilerdi, gönderdi. Bizim kendi çocuklarımız, evlatlarımız. Tabii. Askerler de görürse sarılsın askeri. Her bulundukları yerlerden şefkatle alıp çıkaralım. Sakın ha. Yani PKK'yı sevindirecek bir şey yapmayalım. Allah vermesin. Türkiye'yi bölmek için can atıyor adamlar. Kısa bir ara verelim, devam edelim. İnşallah. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Bütün milletimize
Geçmiş olsun. İnşallah. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin herkese. Uzun ömür, hidayet, nur versin Cenab-ı Allah. Yani niye böyle bir şey oldu? İşte ahir zaman. Cenab-ı Allah'ın takdiri. Ama milletin kabadayılığı, delikanlılığı destan. Yani böyle ben bir millet dünyada tanımıyorum. Maşallah. Her zaman söylüyorum. Alayı kabadayı. Bir de kendi askerimiz, biz onlar canımız zaten yani. Biz onlara kucaklar götürürüz severek yani. Kendi evladımız, elimize yetiştirdiğimiz evlatlarımız. Bak polis görüyorsun zaten. Polise yaslanıyor çocuğu. Tatbikat yapacağız demişler. Çocuklar da kışladan çıkmış. Tatbikat. Ne tatbikatı ya? Ne gerek var bunlara? Yani şunun anlamı ne şu bu olayda yani? Bunun mantığı nedir yani? Bir de yayında kestiler. Geçen sefer de yapmışlardı bu gezi olaylarında. Ama bu internetten de ulaşma imkanı oluyor, o iyi bir şey. Ya yani, değil mi, fevkalade bir durumda o yine bir imkan oluyor. Yalnız böyle şeylere hükümet hiç hazır değil gibi görüyorum ya. Yani çok hazırlıklı olmaları lazım. Değil mi yani? Yani çok geç intikaller oluyor. Televizyonun başına geçtim. İlk biz açıkladık. Evet, evet. İlk yatıştırıcı konuşmayı biz yaptık. Meclisi evet. Çağırdık. Evet. Siyasiler konuşma yapsınlar dedik falan. Allah razı olsun. Milleti, siyasilerimiz de mükemmel insanlar. Bak Kılıçdaroğlu çok güzel açıkladı. Sayın Devlet Bahçeli çok güzel açıkladı. Zaten o ikisi açıklama yapınca konu bitti yani. Ama neden böyle bir şey gerekiyor da bu metafizik, bu açıklanacak gibi, hayret edecek şey yani. Ya milletin desteklemediği bir şeyi niye yapıyorsunuz kardeşim? Şu an Cumhurbaşkanı canlı yayın demiş, bütün kanallar veriyormuş. Biz de gösteriyoruz. Tayyip Hoca'yı dinleyelim. Aç. Milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup, çok daha önceden söylediğim gibi paralel devlet yapılanmasının ta kendisiydi. Ve bu yapılanma tabii 40 yıllık bir sürecin neticesinde silahlı kuvvetlerimizin içinde de, emniyet teşkilatımızda da, devletin diğer kurumlarında da kendine yer bulmuş. Her türlü kılığa, kılıfa girmiş ve bugünlere kadar da bu şekilde gelmişti. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşine söyleyeyim. Yani burada milletin oylarıyla iş başına gelmiş olan bir hükümete, milletin oylarıyla iş başına gelmiş anayasanın ifadesiyle başkomutan olarak Tayyip Erdoğan'ı hazmedemeyişleri, bu iş onlar için bir bitiş olmayacak. Onlar hangi yola başvururlarsa vursunlar, şunu bilmelerini özellikle istiyorum ki, biz bu yola, bu kurtlu davaya başımızı koymuşuz. Buraya biz canımızla, kefenimizle bu yola çıkmışız ve her olanda hayır vardır anlayışından hareketle de elinde sonunda şu anda bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu. Niye büyük bir lütfu? Çünkü bu tertemiz olması gereken silahlı kuvvetlerimizin temizlenmesine vesile olacak olan bir harekettir. Şu anda biliyorsunuz Ağustos başında Yüksek Askeri Şura var. Yüksek Askeri Şura'nın öncesinde böyle bir adımın atılmış olması manidardır. Çünkü birileri ne olacağını çok iyi kestirdiler, çok iyi biliyorlardı. Onun için de böyle bir adımı attılar. Ne yaparlarsa yapsınlar,
Türkiye eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'nin davranış biçimleri çok daha farklıdır. Ve bu davranış biçimlerini kullanmak suretiyle biz bu adımı atıyoruz. Bakın şu anda şu çatısı altında bulunduğumuz Yeşilköy Atatürk Havalimanı işte şurada kısa bir süre önce DAEŞ militanlarının değil mi? Adeta işgaline uğramış ve burada onlarca insanı kaybetmiştik. Şimdi de paralel devlet yapılanmasının bir işgali burada söz konusu. Ve tamam şimdi yeterli böyle. Atatürk Havalimanı'nın Tayyip hocamız seçimle gelmiş. %52 oy almış bir insan. İngilizlerin devleti gitsin demesiyle gitmez. Yani böyle bir şey asla kabul edilmez. Türkiye'de hiç kimse bunu kabul etmez. Yani bunu kabul edecek kimse yok. Hayır, muhalif olabilirler ama demokrasiyi sekteye uğratacak bir şey halk kabul etmez. Yani muhalif olanlar var. Ama seçimle, demokrasiyle yenişir. Değil mi? Yani havadan helikopterle bomba atmak, meclise bomba atmak bilmem ne falan. Ya inanılır gibi değil ya, oradaki Müslüman insanlar. PKK'ya gücünü kullanacaksın. Değil mi? Allahsız, tabii, kitapsız, komünist, Stalinist, zalim, azılı katillerden oluşan PKK'ya. Orada mecliste halkın seçtiği insanlar, halkın sevdiği insanlar niye öyle bomba atıyorsun? Bu nasıl bir cinnet halidir ya, ben anlamadım yani. Bunun mantığı ne ya? Yani orada ölen olmuş olsa ebedi cehennem karşılığı. Allah razı olsun, şehit olan olsa ebedi cehennem. Demokrasiyle daha çok gayret edersin. Daha şekli gayret edersin. Daha güzel fikirler verirsin. Olur. Evet, dinliyorum. Tayyip hocamız, yeniden dinliyorum. Halka, sizin annelerinize, babalarınıza, kardeşlerinize karşı silah doğrultmanızı asla kabul etmemiz mümkün değil. Bu silahlar size bu millet tarafından verildi. Bu millet tarafından size verilen bu silahları eğer siz, size bu silahı veren milletinize doğrultursanız bunun bedelini de faturasını da ağır ödersiniz. Bu yanlıştan çabuk dönmeniz lazım. Bakın şu anda yargı tutuklamaya başladı. Birçok yerde şu anda albay, binbaşı, yarbay vesaire tutuklanıyorlar. Ve bu orada kalmayacak. Daha yukarılara da gidecek. Çünkü gitmesi gerekiyor. Ordumuz temizdir. Silahlı kuvvetlerimizin tertemiz haline leke getirilmemesi lazım. E bu lekeyi getirenlerin burada kalması bilesiniz ki silahlı kuvvetlerimizin geleceğini mahveder. Onun için bu operasyona başladık. Bunu tam manasıyla artık bitireceğiz. Bugün bu iş başladı ama bunun devamı nasıl terör örgütleriyle olduysa aynen bunda da bu şekilde devam edecek. Zira bu da bir terör örgütüdür demiştik. İşte buyurun. Aynı zamanda silahlı bir terör örgütü olduğu da ortaya çıktı mı? Çıktı. Öyle çıktı ki bunlar üstelik bu milletin silahlarıyla bu milleti vuruyorlar. Böyle bir durum ortaya çıktı. Bu bambaşka bir felaketti. Ve dünya medyasında da bazı ülkemizin bu büyümesini, gelişmesini hazmedemeyenleri kalkıp asker Türkiye'de duruma el koydu. Nereye el koydu? Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda milletin oylarıyla seçilmiş olan bir iktidar vardır. Aynı şekilde milletin oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı vardır. Ve bizler görevimizin başındayız. Ve sonuna kadar da bu görevimizi Allah'ın izniyle yürüteceğiz. Ve bu işgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız. Bunu bilmenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sonu iyi olacak. Sağ olun.
Son durum nedir acaba şu an? Son durum nedir? 17 şehit olduğu söyleniyor Gölbaşı'nda. Arkadaşlar şu anda sayısal durumları bilmiyoruz ama Bakanlar Kurulumuz Çankaya'da çalışmalarını sürdürüyor ve zannediyorum kısa bir süre içerisinde Başbakanımız da onlarla beraber olacak. Evet. Ve bakın sizin için en önemli olan nedir biliyor musun? Şu anda Türkiye genelinde saatimiz kaç? 4:30. Milyonlarca vatandaş nerede? Sokaklarda. Tamam mı? Niye bu millet sokaklarda? Sayın Cumhurbaşkanım, ben Kürt'üm, Bingöl'üm. Bayrağım şerefimdir, ülkem şerefimdir ve ben buraya gerekirse ölmeye geldim. Allah razı olsun. Allah'ın ve... nasip etmesin. Eğer gerekiyorsa ölmeye geldim. Allah razı olsun. Bu bir şey gösteriyor. Ha, millet hep şunu söyledik. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Ve milyonlarca insan şu anda sokaklarda eğer şu gelişmelerin sonucunu bekliyorsa bu şu demektir. Biz sonuna kadar bu işi yürüteceğiz ve bu tanklarla sokaklarda dolaşanlar aynı şekilde tanklarla çıktıkları yere geri dönecekler. Çünkü bu tanklar onların değil. Bu tanklar onlara emanettir. Ve bunlar emanete hıyanet etmiştir. Şu anda yargı bunlarla ilgili zaten operasyonları sürdürüyor. Aynı şekilde bunlar da devam edecek. Efendim askeri anlamda bu darbe girişiminin başında kim olduğunu biliyor musunuz acaba? Kimdir, isim var mı? Arkadaşlar biraz sabırlı olun. Hepsi çıkar meydan. Tamam. Ben şu anda halkımla beraberim. Bir yere gitmiyorum. Vatandaşlarımla beraber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda önemli bir açıklama yaptı. Çok kısaca başlıklarla aktarmak istiyorum size. Sonrasında ise Albayrak Kodisi yolculuğunda. Evet. Ama tabii yurt içinde de barış önemli. Fakat ben bunu hakikaten çok büyük bir hayretle karşıladım ya. Yani her yönden bir de milletin kalitesi, cesareti, delikanlılığı, vefası çok çok mükemmel. İmanlı millet yani maşallah. Ama Türkiye'yi böyle göstermek çok ürkütücü ya. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde böyle bir şey olmaz. Değil mi ya yani böyle bu tip girişimler hiçbir olmaz. Yani itibar açısından da bir acayip. Neyse, hayır vardır, hayır vardır, hayır vardır. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif diyor ki, Türk insanlarının demokrasi ve seçilmiş hükümetlerini cesurca korumaları, askeri darbeleri bölgemizde yer olmadığını ve başarısızlıkla mahkum olduklarını gösteriyor. İşte... yapılacak şey yurt içinde de barışı sağlamak. Yani çünkü biz bütün
birlik içinde güçlü olabiliyoruz. Çünkü sayımız az, ancak yeteriz yani. Bir de bu asker çocuklar hiçbir şey bilmezler. Yani mesela gideceksiniz diyor, köprüyü keseceksiniz. Köprüyü bilmiyor yani, niye geldiğini bilmez o. Araçları bırakmayın diyorlar, o kadar. Ama onun dışındakine karışmalar, dikkat ederseniz. Evet. Yani bir gariplik var. Ama bizim askerimiz de yiğittir, polisimiz de yiğittir, insanımız da yiğittir. Bunu bütün cümle aleme de gösterdiler. Evet. Delikanlı millet. Maşallah. Mesela ülkücü gençlik devreye girdi. Evet. AK Partili dindar gençler yine devredeler. Büyük Birlik Partili gençler devrede, CHP'li gençler devrede. Dolayısıyla bir bütünlük oluştu. Ama bu olayı anlamak mümkün değil. Yani anlayabilen bana anlatsın. Ezan okunuyor değil mi? Evet. Allah Allah. Sabiha Gökçen Havalı'nın ele geçirmeye çalışanlardan dördü başarılı olamayınca intihar etmiş diye bir haber var. Zamanında güzel bir gençlik yetişti maşallah, imanlı. Cesur. Yani hiçbir ülke ülkeyi işgale kalkamaz. Evet. Yani çünkü test ediyorlar. Evet. Şu, bu bir test. Milletin kabadayılığını görüyorlar. Ki bu çok ufak bir bölüm kabadayılığı. Yani yiğitliklerini görüyorlar. Ve askerimizin ne kadar temiz olduklarını. Genel sekreterimi alıp götürürlermiş. Kim mi genel sekreteri? Genelkurmay başkanımızın durumunu bilmiyorum diyor. Ama yani hemen açıklığa kavuşturması lazım. Yani çok atak ve çevik hareket etmesi lazım hükümetin. Yani bu kadar ağır hareket edilmesi. Yani siyasete bile çok çok geç, defalarca söyledim, açıklama yapın dedim. Ondan sonra açıklama yaptılar. Yeşilköy Havalimanı bana bu. Peki ya mesela Türkiye'de bir saldırı olabilir, uçak saldırısı. Ya bunu durduracak bir teknik donanım yok mu Türkiye'de? Evet. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterini mi? Fahri. Alıp götürüyorlar. Götüren kim? Yani bu olayın içinde olan kişiler.
Allah Allah, çok acayip. Ha, genel sekreter Fahri Kasırga. F-16'larla uçağımla tecrit etmeye kalktılar. Allah Allah. Marmaris'te olduğunu bildikleri için Marmaris'i çok bombalamışlar. Hala da devam ediyorlarmış. Marmaris? Evet, Marmaris'te tatilde. Peki nasıl oluyor bu ya? Ben anlamıyorum he? Ayrıldım, oteli bombalamışlar. Genel sekreterim alıp bombalamışlar. Yani millet özetle demokrasi ister, böyle bir şey istemez. Hiç kimse istemez. Bunun bir an önce durması lazım. Bunun hiçbir mantığı yok. F-16 uçağını tecrit etmeye kalktılar. E peki başka F-16 yok mu yani buna karşılık? Değil mi? Evet. Hadi 3 uçağı, 4 uçağı görevlendirelim. Çünkü fazla bir uçak devrede değil şu an benim gördüğüm. Birkaç uçak. En fazla birkaç helikopter devrede. Koskoca Hava Kuvvetleri Komutanlığı var. Emrinde filolar var. Yani... Bir uçağı inişe zorlamak bu kadar mı zor? Genel sekreter alıp götürürse polis gitsin, gelip al, gir alsın. Bu kadar basit. Asker zaten çok nezih, kibar, çok saygılı. Çocukları görüyorsunuz hiç. Çıtları çıkmıyor. Bayağı hürmetliler. Yani. Savaş uçakları şu an havalana inmiyorlarmış. Sürekli havada geziyorlarmış. Yakıtı ininceye kadar bekliyorlarmış yani. Havalına yani şeyler bu. Evet. Bu havadaki F-16'dan bir tanesi düşürülmüş. Diğeri düşürülmeye çalışıyormuş. Ya düşürmek değil de inişe zorlayabilirler. Evet. Yani iki taraftan aldı mı arasına inişe zorlanır. Yani iki uçakla yapılıyor bu toplam benim gördüğüm. Bir helikopter, iki uçak. Bizim elimizde yani yüzlerce uçak var. Evet. Yani on binlerce, yüz binlerce askerimiz var yani. Kol ordular var, ordular mesela. Sırf buraya bir tümen gelse İstanbul'a konu bitti. Evet. Anla biter yani evet. Onun valiliğin istemesi gerekiyor. Evet. Jandarma da çağırılsa biter konu. Evet. Asker zaten Mehmetçik. Zaten kuzu gibi onlar. Bak çocukları çıkın dediler, çıktılar. Nereye girseler çıkın diyorlar, çıkıyorlar çocuklar. Yani bizim kendi evlatlarımız. Fenerbahçe'li, Beşiktaşlı falan. Evet. Şeker tipler yani. Halk toplu namaz kılıyor mu? Çok güzel. Bu olayı organize eden askerlerin, yani subayların listesi yayınlanmış, isim listesi. Bir de asker vatandaşa silah sıkmaz, olacak iş değil. Onda da bir gariplik var. Orada provokatör, ajan provokatör kullanılmış olabilir. Yani Mehmetçik halka silah sıkmaz, asla. Evet. Ya Allah'tan korkar. Bizim kendi evladımız ya. Olacak iş mi ya? Mehmet ne yapıyorsun falan desem. Bitti. Olacak iş değil o. Özel ajandır o. Şeytan Allah'a sınırın. Tur suresi 42'de. Yoksa onlar hileli bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat asıl o inkar edenler hileli düzene düşecek olanlardır. İnşallah. Evet.
o gün ne hile düzenleri kendine herhangi bir yarar sağlayacak, ne yardım görecektir diyor. Baksana garibim, mesela asker çocuk linç etmeye kalkmışlar. Bu zavallı bu bilmez ki ya. Acayip şaşırmış zaten. Kastamonu'dan geliyor çocuk, Manisa'dan geliyor. Ne bilsin ya. Hadi git diyor, gidiyor. İkna etmek lazım çocukları. Canlar, aslanlar hoş geldiniz. Ben bak böyle bir durum var. Sakın. Yani bak biz kardeşiz. Hemen dönün. Bu kadar. Yahut oturun şöyle bir yerde oturun. Hiç karışmayın. Böyle demek lazım. Yani çünkü Mehmetçik çocuk bunlar ne bilsin ya. Ne? Bakayım. İhtiyancılar. Hayır, hemen süratle müdahale edilmesi gerekiyor. Ben müdahale edilmemesine şaşırıyorum. Yapılıyor. Ancak maalesef üstlerinden aldıkları uçaklarla Ankara'da, helikopterlerle uçaklarla Ankara'da, İstanbul'da gelişi güzel ateş eden birkaç tane unsur var. Onların da etkisi hale getirilmesi için hava kuvvetleri savunma komutanı, hava savunma komutanımız gelirken talimatları aldı ve uçakları kaldırdılar. Onlar da gereği yapılacaktır. Ancak ben buradan milletime şunu özellikle istirham ediyorum milletinden. Meydanları boş bırakmasınlar. İnşallah milletin gücü bu eşkıyaları alt etmeye yetecektir. Demokrasimize zarar vermeye çalışanlar bir kez daha hüsran da karşılaşacaktır. Bunun da bilinmesini istiyorum. Ya tamam yani. Bir şey sormak istiyorum. Ortada dolaşan bir isim listesi var. Çoğu albaylardan oluşan ama aralarında daha alt rütbelilerin de olduğu, bu işin içinde olan subaylar diye. Bu doğru. Doğru. Daha yüksek yani değil doğru. Yani. Albaylar daha, düzeyinde kalmış daha, bir. Daha üst düzeyde de olduğu öngörüyorsun. Albay seviyesinin üzerinde de var. Peki efendim, bulundukları bir merkez ya da bir komuta merkezi ya da kendilerine oluşturdukları bir karargah gibi bir nokta var mıdır şu an? Çünkü bir yerden bir şey öğretmeye çalışıyorum. Bir yerden emir ve talimat aldıkları doğrudur. Ancak bunu hangi üstten yapıyorlar, hangi birlikten yapıyorlar o konuda henüz tam kesin bilgiler elimize gelmeden açıklamak doğru olmaz. Sayın Başbakan, siz de çok yoruldunuz malum, ancak şu soruyu da sormak istiyorum izninizle. Bir yerden talimat aldıkları ifadesi derken, bu darbe ya da darbe girişiminin başında bildiğiniz ya da tespit edilen bir isim mi var? Yoksa başka bir ifade, başka bir noktaya mı işaret etmek istediniz? Yok, birkaç. Yani bir kere bu paralel devlet yapılanması ve Fethullahçı terör silahlı terör örgütü. Burada bir şüphe yok. Ve bunlarla ilgili de üzerine gidiliyor. Teker teker alınıyor. Tabii işin mekanizması daha sonra ortaya çıkar. Şu ana kadar kaç kişi tutuklandı? Bir rakam var. 130'un üzerinde. 130'un üzerinde. Tutuklananların rütbesi konusunda bir şey var, yani bilgi var. Çeşitli rütbelerde var. Albay rütbesinde var. General seviyesinde öldürüldüğü yönünde haberler var. Bunlar tabii zaman ilerledikçe ortaya çıkıyor. Efendim, izin verirseniz, general düzeyinde öldürüldüğü iddia edilen kişi ya da kişiler darbecilerden tarafta olanlar mı, yoksa genelkurmay karargah? Doğrudur. Peki efendim, size ulaşan, çünkü memleketin birçok noktasında protesto gösterileri oldu. Örneğin Boğaz Köprüsü'nde enteresan isimlerin öldürüldüğü de söylendi, fakat tam net olarak ifade edemedik. Bir liste var mı ya da bir sayı var mı? Nereye ilgili? Ölen vatandaşlar ya da protestoculara da ateş edildi onlardan. Biliyoruz. Bunların hepsi biliyoruz. Maalesef yani devletin silahlarıyla
milletin parasıyla alınan silahlarla gözlerini kırpmadan savunmasız insanlara ateş ettiler. Yani ne kadar gözlerinin dönmüş olduğunu bu olay bile en açık şekilde gösteriyor. Ama bazı çevreler bunların masum olduğuna inanıyordu. Bir kez daha görüldü ki bunlar en azılı terör örgütünden daha yani daha tehlikeli bir yapı. Teşekkür ederim. Sayın Başbakan, çok özür dileyerek bir soru daha sormak istiyorum. Çünkü çok merak ettiğiniz bir konu var. Sorunun bu şekilde telafi edilmesi de belki doğru olmayabilir ama Sayın Erol Olçak'ın oğluyla birlikte hayatını kaybettiği köprüdeki protestolar sırasında İstanbul'da ifade edildi. Size gelen bilgi var mı? Yani bu doğrultuda bilgi bize de geldi ama teyide muhtaç. Onun için bir şey diyemiyorum. İnşallah doğru değildir. İnşallah doğru değildir. İnşallah doğru değildir. Efendim, çok özür dileyerek bir soru daha soracağım. Şu, meclisteki durum ne? Meclisin çevresini ateş eden bir yapı mı var, birileri mi var? Edildi. Meclisin çevresine de ateş edildi. Ancak durum kontrol altında. Herhangi bir zayiat sıkıntımız yok. Sayın Başbakan, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bize katıldığınız için. Milletvekillerimiz mecliste milli irade, evelallah milletin iradesine sahip çıkıyorlar. Orada yansıdığı itibariyle görüntülere muhalefet milletvekilleri de meclise sahip çıktı ve darbeye karşı çıktı. Bütün milletvekilleri ve öğlen saatlerinde de meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Çok tarihi bilgiler, olağanüstü bilgiler. 30'a yakın gözaltı var. General düzeyinde. Bir general düzeyinde ölen olduğu söyleniyor. Demek ki bir çatışma söz konusu oldu. Çoğu albaylardan ve kısmen biraz daha alt düzeylerden oluşan elebaşları var bu kalkışmanın. Sayın Başbakan, belli bir yerde üstlendiklerini düşündüklerini söyledi ama henüz anlaşılan o tam anlamıyla tespit edilmiş. Ama söylediği şeyler arasında en önemlisi belki de şu, şu anda hala darbecilerin kontrolünde olan birkaç uçak var, helikopter var ve Hava Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı'na bu uçakları bertaraf etmek üzere talimat verilmiş. Eskişehir'deki Hava Üst Komutanlığı'na bu uçakları bertaraf etmek üzere talimat verilmiş. Bunun belli bir prosedürü var. İlk önce uyarılacaklar, inmeye zorlanacaklar. Eminim önce tabii ki yerleşim merkezlerinin üstünden uzaklaştırılmaya çalışacaklar. Ama belli bir noktadan sonra da Başbakan da belirtti, müdahale eden uçaklar silahlı, yani yüklü. Dolayısıyla bir noktada onları ateş ederek de inmeye zorlayabilirler. Şu anda olayın seyrinin geldiği son nokta belki de bu. Hürriyet gazetesinde de buraya yapıldığı gibi oraya da bir baskın yapılmaya çalışıldı, ele geçirilmeye çalışıldı. Bir grup asker oraya gitti ancak göremedik çünkü burada bir kargaşa vardı. Şimdi Hürriyet gazetesindeki arkadaşlarımıza telefonla bağlanacağız. Kim var arkadaşlar telefonda? Murat Yetkin. Murat Yetkin telefon attığımızda. Murat, iyi sabahlar, geçmiş olsun. Nedir son durum sizin binada? Çok teşekkürler. İnşallah iyi olur sabahımız. Yani gece çok iyi olmadı. Son durum, sizdeki işgal son buldu ama az önce Ferhat dedi. Tamam, biz bir kısa ara verelim. Namaz kılıp devam edelim. Kısa videolara devam edeceğiz. Yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Olaya karışan askerlerin bir şeyden haberi yok çocuktan. Megafonla çocuklara söylesene, size bir şey yapmayacağız. Çıkın dışarı desinler yani. Birliklerinize geri dönün. Yani askeri araç olmasa otobüs getirsinler. Askeri araçlar değil de bu otobüsten sizi
Geldiğiniz yere götüreceğiz sizi. İnşallah. Değil mi? Ya korkuyorlar şimdi çocuklar orada. Hiç haberleri yok. Yani bir izlemişler, bir olay var. Sizi oraya götüreceğiz. Mühimmatınızı evet. Alın. Hiçbiri bilmiyor çocuklar. Evet. Askerlerin hiçbiri bilmiyor. Koç Yiğit, sen şöyle geç. O yüzden çocuklara bunu demek iyi olur. Yani rahat olun. Değil mi? Yani zaten hakkında dava da açılsa onlar kandırıldıkları için yani pek bir şey çıkmayacağını onlara söyleyebilirler. Yani çünkü kandırıldı veyahut yanlış bilgi verildi yani ikisinden birisi yani. Evet. Yanlış bilgi verip getirmişler. Çocuk diyor ben terör olayı var oraya gideceğiz zannettim diyor. Ben bilmiyorum ki diyor. Bizi diyor ben anladım diyor oraya götürünce anladım olayı diyor. Yani halk bağırınca anlamış. Bilmiyor diyor. Onun için yani operasyon falan sakın çocuklara öyle bir şey tevessül olmasın. Megafonla anlatsınlar. Yani belli size yanlış bilgi vermişler alıp buraya getirmişler. Kışlarınızda sizi geri götüreceğiz. Evet. İki satırda ifadenizi alacağız. O kadar. İnşallah. Değil mi? Yanlış bilgi verilmiş. Bu rütbesi olan çocuklar yani bunlar. Tabii subay olanlar biliyordur Allah'ını. Gel yavrum gel. Geç oraya otur. Asker bilmiyor mu? Evet. Yani biliyorum bilmiyorlar. Ya zaten yapmaz ya yani. Tabii. Yani ne zor ya? Evet. Yani ne cesaret ve niye yapsın? Yani? Olacak işte. Zaten çocuk hep şaşırmış vaziyetteydi dikkat ederseniz. Ağabey. Halk ağlıyor, bağırıp çağırıyor falan anlamıyor onlar da yani ondan gelmiş oraya bildiği yok. Polis arabaların şey, hoparlörleri var zaten. Onları açsınlar. Evet. Oradan anlatsınlar yani size yönelik bir şey yok. Evet. Belli size yanlış bilgi vermişler. Kışlarınıza geri döneceksiniz. Ama iki satır ifadeniz alınması gerekiyor çünkü bir olay var yani ne olduğu ne bittiği. Hakikaten de bir şey çıkmaz ondan Allah alem. Yani. Yok yok Çengelköy'de de öyle yani asker bu çocuklar hiç bilmez. Önce oradaki vatandaşları bırakın desinler polis. Gözaltına almışlar bazı vatandaşlar tabii. Onları bırakın desinler. Onlar bir gitsin. Evet. Sonra da siz sakin olun. Efendim. Hatta silahla da gelebilir. Binsin otobüse gitsin. Birliğine. Evet. Birliğinize geri dönün. Ama kısa bir ifade gerekir tabii. Yani çünkü kim girmiş kim gitmiş. Evet. Ne olmuş ne bitmiş falan. Süratlice ifadeleri alın. Birliklerine geri gitsin yatsınlar. Bir de bu konu tamamen halloluncaya kadar teyakkuz bitmesin. Yani rehavet olmasın. Bak asker bizim askerimiz onlar. Çok tatlıdır, mübarektir. Sakın onlara öfkeye falan gerek yok. Yani tamamen ya Kastamonu'dan, Tokat'tan, Tural'ın gelmiş köy çocukları, kasabadan gelmiş çocuklar bilmez onlar ne bilsin ya. Yani siz darbe yaptırıcı, yani aklı durur çocuğun. Yani. Zaten el ayağı titriyor çocukları yani. Acayip şaşırmışlar. Ne olduklarını anlamamışlar. Yani onun için böyle sahip çıkan bir usulü ve sarılıp bir bağrına basarak İnşallah. Gel evladım, gel canım kardeşim, gel koç yiğit diye o şekilde götürsünler. İnşallah. Ama çocuk bilmiyor. Asker onları herhalde emirle diz çöktürmüşler burada sivil vatandaşlara. Yani bu alakası yok derse yani niye diz çöktürüyorsunuz? Böyle bir şey yok. Bir de size emir verenler şu an göz altındalar dersiniz. Evet. Değil mi? Evet. Dolayısıyla savcılığın kararı bu. Yani siz de savcılığa tabi olmakla mükellefsiniz yani. Evet. Cumhuriyet Başsavcılığının kararı. Yani kendi kafasından bir şey söylemiyor. Efendim o insanları bırakın siz de gelin. Bu kadar. Yani sakın böyle bir hani sinirlenip minirlenip. Gerçi o askerimiz öyle, polis böyle bir şey yapmaz da. Yazık çocuklar. Bize bazı yerlerde hırpalamışlar. Çocukların şaşkınlıktan dimağları durmuş. Evet. Darbeci öyle olmaz. Darbeci bayağı kendinden emin olur. Evet.
şaşkınlık içinde çocuklar, sakın ha. Bağrına basma. Anası babası da varsa, ailesi var, onları da alıp götürebilirler. Evet, inşallah. Değil mi? Evet. Sakin. Evet. Bu tank olması da çok acayip bir tank. İnanılır gibi değil. Tank nasıl ateş eder ya? Tanklara da megafonla konuşsun. Bilmiyorum. Herhalde yatışmıştır Ankara. Ben zannetmiyorum. Ankara var mı hala tank? Yok Allah'a emanet. Olsa duyarız. Evet. Köprüde bırakıp gitmişler tankı zaten. İyi yapmışlar. İnşallah. Tabii tankta olan çocukları söylesinler megafondan. Terk edin tank arasını. Evet. Çıksın, İnşallah gitsin. Ya çıksın yani. Sonra ifadeyi de sonra da verebilir yani. Tankı köprüde bırakan barikatı görünce anladım. Sonra da tankı bırakmış. Tabii. Ya bütün çocuklar asker yanlış bilgilendirmiş. Tamam. Evet. Birisi diyor ki Pensilvanya askeri bilmiyorum. Ya kardeşim bırak, sinirlenmişsin, ne konuştuğunu bilmiyorsun. Evet. Pensilvanya ne demek bu laf Pensilvanya askeri? Evet. Türk askeri, aslan onunla. Öyle bir şey yok. Bilmiyor çocuklar. Allah Allah, emir komuta zincirinden alıp getirmişler. Evet. O çok ayıp o arkadaşımın konuşmaları. Ben hiç beğenmedim. Pensilvanya ne demek bu ya? Evet. Ankara'ya çok iyi yüklensinler. Ankara'ya yani dışarıdan da asker getirilsin, polis getirilsin, özel harekatçı getirilsin. Ama askeri sakın rencide edecek bir şey olmasın çocukları. İstanbul Harbi Yerine, TRT İstanbul Radyosu binasında askerler kelepçene gözaltına alın. O çocuklar da korkmasınlar. Çekiniyor. Bir belli yani onlar emirle oraya gelmişler. Yani tedirgin olmasın. Onu da söylesinler. Çocuklar rahatlasınlar. Yani bir şok yaşatmaya gerek yok. Evet. Ne bilsin ya git TRT binasına. Adam der ki işte Türkiye işgal ediyorlar. Değil mi? Evet. Efendim bir yabancı ülke işgal edecek. Gidin TRT'yi işgal edin demişler. Diyebilir yani. Bilmez ki çocuk, ne bilsin yani. Birçok şey diyebilir. Biz darbe yapacağız, çocuklar aktör atar, asla yanaşmazlar yani. CNN International Televizyonu'nda Amerikalı General Wesley Clark, darbecilerin Cumhurbaşkanı'nı tutuklamayarak ve interneti kapatmayarak birçok hata yaptığını söylemiş. Bak ne kadar kolay evet, görüyorlar, görüyor musun? Evet. Ne kadar ucuz görüyorlar yani. Ne kadar basit koyuyorlar olayı. Ya, Türk milletini tanımamış bunlar. Evet. Yani ülkücüler, efendim, Alperenler, evet. AK Parti gençliği, Saadet gençliği ve CHP gençliği el ele evet. Bir yürüyüş yapsalar çok güzel olur. İnşallah. İnşallah. A haberi görebiliyor muyuz? Da söyleyelim ama şimdi o bombaların düştüğü noktada neler yaşandı onu bilemiyoruz elbette. Orada vatandaşların olma ihtimali oldukça yüksekti. İşte silah sesleri tekrar yükselmeye başladı ama bu arada yine uçak seslerini de duyuyoruz. Yine bu noktaya doğru yaklaştığını hissediyoruz. O sesler bize doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla o tarafa doğru gitmek de bir anlamıyla tehlikeli duruma da gelmiş görünüyor. O nokta aslında sivil vatandaşların olduğu, jandarma kavşağında olduğu nokta ama çok sayıda blok var orada. Orada yaşayan vatandaşlar var. Tabii ki o sesle de birlikte oradaki yaşayan vatandaşların da tedirginini anlayabiliyoruz ama inşallah herhangi bir can kaybı yoktur. Herhangi bir yaralanma olayı yoktur. Tamam peki kapat. Şu an itibariyle buraya doğru... Köprüde tank getirirlerse durur tabii yani. Ama birisi çeksin o tankları oradan. Yani iyi bilen birisi. Değil mi? Tank orada sürekli tutulan bir alemi yok. Görünüşü insanları tedirgin edebilir. Boğaziçi Köprüsü'nün asker tarafından daha önce top atışı yapılmış. Bir toma hedef alınmış.
Çocuk onu yapmaz normalde, onda bir şey var. Yani asker yapmaz bunu. Evet, evet. Bayağı karanlık olay yani. Her yönünden karanlık. Darbeye teşebbüsün tüm askerler ve siviller hakkında yasak yakalama kararı çıkarıldı. O normal. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bazı hakim ve savcı, yüksek kurulu, yargıta ve danıştay üyeler hakkında da yakalama kararı varmış. Darbecilerin 81 ile sık yönetim atama listesi hazırladığı ortaya çıkmış. Ama yani çok uydurma bir darbe girişimi. Evet, evet. İki uçakla, bir avuç tankla, yani bu ne bu ya biz? TRT'de 1 lira okudu. Bari mantar tabancasıyla çıksaydı. Olmayacağı belli ya. Türk milleti bunu kabul eder mi kardeş? Evet, evet. Yani meşru hükümet var. Yani CHP kabul etmez. Evet. MHP de kabul etmez. AK Parti de kabul etmez. Evet. Hiç kimse kabul etmez. 12 Eylül'de olmuştu ama halkın da epey bir bölümü kabul etmişti o zaman. Bekliyorlardı ama şu an öyle bir şey yok ki. Yani demokratik bir ortam var. TSK'nın sitesindeki bildiri de kalmış. Mesela onu da çıkartsınlar. Değil mi? Yani orada memurlar diye kişiler var. Yani çıkartsınlar onu. TSK'nın sitesinden o bildiriyi hemen çıkartsınlar. Yani hükümet, savcılık uyarsın, çıkarsın. Erbaş, siz de bizim evladımızsınız. Mehmetçiğim de şu an karşınızdaki halka silah doğrultmanızı kabul etmeyiz. Bu millet verdi size bu silahlar. Eğer bunu doğrultursanız, bunu faturasını ağır ödersiniz. Zaten yapmaz Mehmetçik canım. Ne sene lazım çocuklar? Ya bilmiyor kesin, net. Hiçbiri bilmiyor. Ama bu şeyde korkmuş olabilirler. Bak tekrar söylüyorum. Megafonla, mikrofonla böyle çocuklara açıklama yapsınlar. Yani oradaki adamları bırakın. Sizin yanlış bilgilendirildiğinizi biliyoruz. Tedirgin olacağınız da bir şey yok. Üstleriniz şu an göz altındalar. Evet. Yavaşça oradan çıkın. Yine ama isminiz, adınız, soyadınızı alalım kısaca. Evet. Hemen birliğinize gidin. O kadar. Çengelköy'de darbeci askerler rahimleri kalkan olarak kullandığı için özel hareket operasyon yapamıyor. Ya kalkan olarak kullanmadığım bir şey yoktur. Çocuk korkmuştur. Tedirgin olmuştur çocuklar. Evet. 20 yaşında çocuk onlar ne bilecek öyle bir şey. Ana kuzusu oradan buradan gelmişler. Onların korkusunu giderirlerse hiçbir şey olmaz. Mesela rehinelere desinler kalkın desinler. Kalkar rehineler. Evet. Yani rehineler de o göz altında olanlar asker ateş etmez. Siz kalkın gidin işinize bakın desinler yani. Ya çocuklar nesine lazım? Çekip vuracak hali yok ki. Tabii. Hiçbir şey olmaz yani. Yani bilmiyorum, yine de tavırlarına falan da bakılsam ama belki içinde hani böyle özel tipler de olabilir. Özel görevlendirilmiş adamlar da olabilir ama normalde Mehmetçik yapmaz öyle bir şey. Evet, yapmaz. Yani mümkün değil. Mümkünü yok. Ama şoktadır çocuklar. Tabii özel eleman olabilir içlerinde. O zaman çok tehlikeli olur tabii. Evet, evet. Çünkü askerlere de ateş edebilir onlar. Evet, evet. Yani içlerine özel eleman koydularsa. Binali Yıldırım, İstanbul Çengelköy Emniyet Müdürlüğü'nün halkımızın desteğine ihtiyacı var demiş ama yani halk nasıl bir şey yapsın? Cumhurbaşkanımız konuşuyormuş. Ağabeyden. Bakayım. Thank you.
insanlığını size en tercih bulduğumda selamlar. Kendisi bu akşam yaşanan olay sebebiyle göstermiş olduğunuz bu ilgi ve alakaya şahsım milletim adına çok teşekkür ediyorum. Tamam yeterli. Yalnız Mehmetçi, vatan haini, işte Pensilvanya askeri bilmem ne, bunlar çok büyük hata. Evet. Kendi evladımız ne alakası var? Çocuklar yanlış bilgileri alıp götürmüşler. Bu sözler yanlış. Yani bu galyan falan, bunlar çok büyük hata. İsterseler konuşsunlar askerlere çocuklar. Öyle bir şey yok. Ne bilsin o Pensilvanya'yı şunu bunu falan. Konya'dan, Çorum'dan, Tural'dan gelmiş gariban ana kuzuları yani hepsi. Kralı kuzu. O çok yanlış. Sadece iyi anlatılması lazım. Megafonla yavrum, evladım, canlarım size yanlış bilgi vermişler. Bir darbe girişimi oldu. Yani bilmeden de sizi buraya getirmişler. Oradaki insanları yanlış gözaltına aldınız. Öyle bir şeye de gerek yok. Yani size o emri veren kişiler de şu an gözaltında olduğu için böyle bir emir de yok. Üst komutanlarınız, en büyük, en üstte paşalarınız, generalleriniz. Evet. Yani zaten açıkça talimat verdiler. Biz bunu kabul etmiyoruz darbeyi dediler. O yüzden siz bu insanları hemen bir bırakın. Evet. Bıraktığınızı görelim dersin. Onlar bir kalkar adamlar orada oturanlar. Askerde bir hareketlenme yoksa çekip gitsinler. Evet, evet. Bu kadar. Ama işlerinde böyle Allah aşkına ajan majan falan varsa tabii riskli. Evet. Dikkatli olmak lazım. Evet. Muhtemelen şimdi bırakacaklardır. Aldan abi senin uykun yok mu diyor. Var da ama yani şimdi önemli bir şey bu vatan millet bayrak meselesi şimdi. Benim uykum geldi deyip demin bir kardeşimiz vardı bayağı ferah. Onun gibi vurup kafa yatacak halimiz yok. Geldi ya yanında. Evet, evet. Hakikaten koma halinde uyuyordur şu an. Acayip ferah bir tipi. 3 dakika önce köprüdeki İşgal tamamen bitmiş. Askerleri de almışlar. Ama çocuklara çirkin laf etmeyi bıraksınlar. Yani çok çok çirkin. Ya bu çocuklar asker. Albay geliyor diyor ki hadi binin cemsere. Mühimmatınızı alın. Biniyor. Hadi gidin şuraya gidiyor. Oradaki adamları da gözaltına alın diyor. Ne bilsin ya adam, yani neden mi diyecek Allah yani, ne bilsin ya. Açıklanması lazım. Yani bu işin faturası gariban askerlere bize çıkmasın, canlarıma çıkmasın. Ya alabildiğine mazlum çocuklar ya. Evet. Dehşetle gözler açmış, böyle resimleri var çocukları. Ağlıyorlar. Ağlıyorlar falan. Sakın ha, hırpalama falan da olmaz. Ana kuzusu, 20 yaşında artık, insaf yani. Sorumlu kimse tabii hukuk önünde cezasını çeker. Yani bunun açıklaması yok. Yani suç işleyen hukuk önünde bunun karşılığını görür. Suç varsa tabii ki ona göre kanuni meyde uygulanacaktır. Ona göre tezih olacaktır. Yani buna kimse itiraz etmez. Ama bunun içine ben Mehmetçiğin, askerlerin, er ve erbaşların sokulmasını istemiyor. Yani bu usluk kalksın. Türk satı bombalayan darbeci helikopter Gölbaşı'nda düşürüldü.
Keşke olmasaydı öyle şeyler tabii. Çengelköy. Canlı yayında görebiliyor musun Çengelköy'deki konuları? Var mı öyle bir kanal? İdam, midam olmaz. İdam ne? İdama gerek yok yani. İdamlık ne var? İdam değil, en fazla müebbet hapistir. Anayasayı tayir, tebliğ, ilgaya cebren tam teşebbüs. Ondan sonra millet meclisini görevinden cebren mene. Efendim, işte anayasayı değiştirmek, rejimi değiştirmek, bunların hep maddeleri, hepsi müebbet hapistir. Ankara'da nerede öyle bir nokta varsa konuşsunlar. Megafonla açıklama yapsın polis. Çocuklar vazgeçer. Evet, inşallah. Ama subaylar tabii daha değişik onların durumu. Onu ayrıca değerlendirme yap. Subayın bilmemesi çok zor. Evet. Efendim? Plan program. Çok güç yani. Ay, imkansız demiyor mu? Çok güç. Askere de yazık, çocuklara da yazık, sivil vatandaşlara da yazık. Türkiye'nin itibarında çok ciddi sarsmış oldular. Şimdi turistler falan da paniğe kapılmıştır yani. Evet. Tabii. Çengelköy'le ilgili canlı yayını bitirmişler. Rehineler serbest bırakıldı. Tamam. İşte bu kadar. Evet. Sultanbeyli temde vatandaş tarafından etraf çevrenin 100 yuvalı rütbeli asker varmış. Siirt'te valilik önüne valinin alınması engelleyen halk Ebu Vefa Camii'ne girerek şükür ve sabah namazı kıldı. Hayır, Siirt'le alakalı bir de orada da mı bu işler olmuş böyle? Birçok yerde bir vardı. Siirt içleri de bilmiyorum ama birçok... Ama yani hayret edecek şey ya. Koskoca Türkiye'ye. Evet. Nereden gücün yetecek ya? İnanılır bir de Siirt'te, Mirt'te falan. Değil mi yani? Evet. O öyle bir şey olmaz ki. Allah Allah. Bütün Türkiye'de olmuş o. Evet. Malatya'da, Adana'da, Çanakkale'de. Sakarya'da. Allah Allah. Bu nasıl bir organizasyon böyle ya? Evet. Çok acayip yani. Bir de her yerde vatandaş korumayı sağlamış maşallah. Maşallah. Vatandaş acayip kabadayı yani. Evet. Delikanlı nasıl? Kartal Topçu Kışlası'ndan Boğaziçi Köprüsü'ne gitmek üzere tank çıkarmak istiyorlarmış. Halk izin vermiyormuş. O nasıl oluyor ya? Cumhurbaşkanlığı yakınlarında bulunan askeri tanklar F-16 radarından vurulmuş. Eğitimde şu an Boğaz Köprüsü'ndeki askerler ellerini kaldırıp teslim oluyorlar. Aslan onlar, onlar benim canım. Onlar hiç korkmasınlar. Suçsuz olanlar hiçbir şey olmaz. Yani bu işin içine dahli olmayan, evet, efendim, kanuna, hukuka göre suç işlemeyenler hiçbir şey olmaz. Evet. Görebiliyor muyuz? Yani hiç korkmasınlar öyle. Bir suçu yoksa, dahli yoksa kanun hukuk onları korur. Evet. İşte bu kadar. Bak çocuklar, he.
Hepsini almışlar değil mi? Evet. Yazık çocuklara ya. Tabii. Suçu olmayanları hemen inşallah bırakırlar. Hiç videocukta hiçbir şey yok. Yani sürekli uyarmak lazım megafonla. Evet. En önemli konu bu yani. Çocukları hep bilgilendirmek lazım. Evet. Yabancıların yorumuna genelde darbe yapmak isteyen askerler liberal ve dinler arası diyaloğu savunan kişiler olduğunu sikletiyor. Bütün askerler zaten dine karşı. İslam'a, Hristiyan'a karşı müşfiktirler. Evet, evet. Hepsi de yani komünist değil. Evet, evet. Liberal görüştedirler tabii ki. Altay Ercan, tarihimizdeki karşılığı infazdır. Vatana ihanete, vatana ihanete merhamet olmama, bir de benim verdiğim belgeli onların besleyeceğim. Ya kardeşim şimdi bilinçli yapanlar ayrı. Evet. Onlara ceza veririz. Anladım ama bilinçli olup olayın ne olduğunu bilmeyen adama olmaz. Genelkurmay başkanı nerede? Onun hakkında bilgi yok ya. Evet. Hiçbir yerde o konu hakkında bilgi yok mu? Görevi başında diye haber geçti ama evet. Kendisi hiç görünmedi. Yani birkaç kelime bir şey söylesin. Evet. Tabii. Genelkurmay Başkanı değil mi? Evet. Bir kanalda, bir televizyon kanalı gitsin. Evet. Yani bir yarım dakika, bir dakika kadar konuşsun. Çok önemli o. Evet. Bir de Türkiye'yi böyle ucuz görmesi İngilizlerin devletinin çok kızdırıcı. Evet. Yani Türkiye'ye rahatça erişebileceğini, kargaşa çıkarabileceğini, bayağı aklı başında hak görüyorsunuz. Evet, evet, maşallah. Herkes de aklı başında, asker de aklı başında. Maşallah. Hiç, bak çocuklar kuzu gibi hemen ellerini kaldırdılar, teslim oldular, bitti. Evet. Başka ülkelerde olsa ooo. Bütün vekilleri ve biz danışmanlar meclisteyiz halen. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Şimdiye kadar 10 kez bombalandık. Ağır yaralı polislerimiz var. Hocamıza selam ediyoruz. Aleyküm selam. Bu millet, bu alçakları asla boyun eğmez. Hainliği planlayan var tabii ama bu İngilizlerin devleti. Şu anda buralar sakin. Güvenlik hat safhada birçok kışladan tank çıkmaya çalışmış. Halk hemen kışların kapısına bekleyip çıkarmamışlar. Ya kışladan tak niye çıksın ya? Daha hala ha kışlada öyle bir subay varsa, emir veren subay varsa gözaltına alınması lazım. Yani savcılık gereğini yapsın. Değil mi? Öyle olmaz yani. O adam şöyle kışta duruyor. Habere emir. Yani Türkiye'yi parçalayacak bir şey bu. Son kaleyiz. Bayağı mantıksız.
Orgenel Hulusi Akar, Ergenekon şeması mahkemeye gönderen adli müşavir Albay Muharrem Köse görevden alınmıştı diyor. Spartaküs, çok sağduyulu ve gayet mantıklı tweetler paylaştınız. Cidden tebrik ediyorum sizi diyor. Öyle olması lazım tabii. Bu tehlike tamamen geçinceye kadar herkes ayakta olsa iyi olur. İnşallah. Yani bu önemli. Ama hayrettir ya, CHP'ye karşı, MHP'ye karşı hareket, AK Parti'ye karşı, millete karşı, ülkücülere karşı, evet, Alperenlere karşı, evet, CHP gençlerine karşı. Kim taraftarınız o zaman ya? Yani kimi savunuyorsunuz siz? Komple millete karşı mı oluyorsunuz? Evet. Bu nasıl bir akıl ya? Şu an sadece bizim semtte olayla devam ediyor, Çengelköy diyor. Ama saat kaç hesap ediyor? Çengelköy'de olaylar bitmedi mi? Şu anda. Bitti değil mi? Bizden de Çengelköy'de evet yazmışlar. Çengelköy bitmiştir, evet. Durum normalleşene kadar meydanından ayrılmak yok ama durum normalleşsin ama polisi askeri devreye sokmak lazım. Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar atanmış. Allah Allah, ne oldu acaba Genelkurmay Başkanlığı? Yaralı diye bir söz çıkmıştı. Yaralı. Evet. Tabii yani şimdi dinlenmek falan tamam bir şeydi ama bunu tamamen ortadan kaldırıncaya kadar gayret edilmesi lazım. İnşallah. Bir de Çengelköy'e özel harekat geldi, hepsi yerde diyor, karakol alınıyor diyor, yani askeri almışlar. Evet. Çocuklar, aman onlara da sert davranmasınlar. İnşallah. Askerlerin linç edenler, dövene onu paylaşmasınlar. Evet. Çok çok yanlış bir hareket. O çocuklar dehşet içinde bakıyorlar. Ana hususu olmuş, dünyadan bir haber diyor. Bak, çocuk söylüyor, anlatıyor. Bizim hiç haberimiz yoktu. Kışlada bize dediler ki diyor, hazırlanın gideceğiz dediler diyor. Sonra mühimmat da alacaksınız dediler. Biz de komünistler bir şey yaptı zannediyor, PKK falan. Oraya gideceğiz zannettik diyor. Al getirdiler bizi diyor, işte şuraya gidiyor. Ben de anladım diyor, acayip bir şey olduğunu. Sonra anladım, çok çok sonra. Sonra ayrıldım diyor. Yani linç görüntüleri çocukların, o yayınlanacak bir şey değil. Çocuklar yani onu bilerek yapmazlar. Tabii soruşturma sonucu daha açık ortaya çıkacaktır ama benim kanaatim, şu anki kanaatim, oyuna getirilmiştir. Sakın sakın askerler ellemesinler, sakın. Çocuklar yani öyle. Ama konuşabilirler. Bak böyle, bunlar böyle, çok dikkatli olun. Evet. Bir daha böyle bir oyun olmasın. Evet, inşallah. Çok titiz olun diyebilirler. Binanın yandırım, yani vatandaşlar asla ayrılmasınlar. Günaydın andı, uyuyan hemen meydanlara insin. Meydanları boş bırakmayalım. Hesap sorulmaya başlandı. Tutuklamalarla yüksek sayıda devam ediyor. Gereken neyse yapılacak. Evet. Vay be. Aslan onlar, aslan. Irmağının akışına diye bir türkü var. Evet. Allah için ölürüm Türkiye. Sokaklarda
Ülkücü özel harekatçılar onu çalarak yazıyorlarmış. Ankara'da çıt kalmaması lazım. Hemen gerekeni yapsın. Polis de, özel harekatta, jandarma özel harekatta devreye girsin. Hulusi Bey'e herhalde bir şey oldu anladığım kadarıyla. Yerine atama yapıldığına göre. Genelkurmay'a atama yapılmış geçici 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atanmış. Eğer paşamıza bir şey yaptılarsa bu çok vahim tabii. Evet. Yani bu büyük bir zulüm demektir. Tabii bu çocukları böyle yanlış bilgilendiren subayların gözaltına alınmasının süratli olması gerekiyor. Evet, inşallah. Yani hangi kışladaysa, neredeyse çok süratli hareket edilmesi lazım. Yani bunun birkaç saate kadar bitirilmesi gerekiyor en fazla. Ülkücüler çok mübarek bir topluluktur. Bak her zaman milletin hayrına devreye girerler. Her zaman, her olayda yani inşallah. Çünkü Allah'tan korkan, Allah'ı seven ve devlet terbiyesi almış insanlar. Bir de Hakan Fidan nerede? Onun hakkında da bir bilgi alalım. Yani çıksın birkaç kelime bir şey konuşsun. Bu yani önemli bir şey. Mesela paşalardan konuşanlar oldu. İyi, o çok önemliydi. Hakan Fidan da inşallah sağlık saat içindedir ama birkaç kelime bir şey söylesin. Ankara-İstanbul semalarındaki bundan sonraki uçuşlar gene kontrol uçuşlar olacak. Yani onu yanlış anlamasın halk. Evet. Milletimiz. Yani güvenlik nedeniyle yapılacak uçuşlar olacak. Bu daha öncekiler gibi değil. Fatih Kasırga'dan da haber yok. Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri almışlardı askerler. Onu da hemen bulup çıkarsınlar. Evet. Yani acayip bir sakinlik var. Yani bilmiyorum, bir acayiplik var ama yani rüya görüyorum zannediyorum. İnanılır gibi değil. Ya kardeşim bütün polis ayaklanır. Yeri göbüne katarsın. Hayır, aldılarsa bile yolda geri elinden alırsın. Değil mi? Bir acayip bir şey. Hayır, almış olabilir, götürürsün, yolunu kesersin. Sakın askere bir şey yapmasınlar. Sakın. İnşallah. Sakın öyle dövme, sövme bilmem sakın ha. Çocuklar hiçbir şeyden haberleri yok onlar. Bak söyleyeyim. Evet bakayım.
Sen ne dedin? Açıyorlar şu an. İstanbul'daki ordu içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ağırlıkları nedir? Sayın Vali grupçuklardan bahsetti. Ne ifade ediyor bu grupçuklar sizin için? Yani, kaç kişilerdir bunlar? Ordu komutanlığı içerisinde küçük bir grubu temsil ediyorlar. Endişe edecek bir grubum yok. Onlara katılmayan ve şu anda 50 komuta zincir içerisinde olan diğer birliklerle birlikte biz gerekli tedbirleri alıyoruz. Teşekkür ederim. Peki, peki. Şey, peki efendim. Orgenel müşteriler. Evet. Tamam paşam işte, tamam gereğini yapıyoruz. Evet. Allah Allah. Hayrettir ya böyle bir şey. Mucize yani, tam ahir zaman. Tam ahir zaman alamet yani. Hulusi Akar'ın durumunu açıklayabilir, hiçbir şey olmaz. Yani neyse o. Evet. Ve MİT Müsteşarı hakkında da bir bilgi verilsin. Neyse o. Yani bizim millet, aklı başında millet oturup yani bir infial falan olmaz. Ama sağlam delikanlı hepsi ya maşallah. Evet. Ne kadar çok kabadayı var memlekette ya. Evet, maşallah. Yurt dışından hayranlıklar yazıyorlar yani. Türk milletinin cesaretine hayran kaldı. Acayip kabadayılar maşallah. Canım Hakan Fidan, Allah'ın uzun etsin. Tamam şehit de olabilir. Varsa var söylersin ne var yani. Bir Hakan Fidan gelir, 1000 tanesi geri gelir yani. Bir Hakan Fidan gider, 1000 tane gelir. Allah ömrünü uzun etsin, inşallah öyle bir şey yoktur ama varsa da söyleyin ne var yani. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da darbe girişimini yöneten komutan gözaltına alın diyor. Tamam, o tabii yargılanması gerekir. Hocam helikopterlerin halkı taradığı ve tankların insanları ezdiği görüntüler var. Bunların açıklaması ne olabilir? Açıklaması şeytanın oyunu. Müslüman Müslümanı tarar mı ya? Yani ebedi cehennem bunu karşılığı. Tank insanı ezmesi değil mi? O da ebedi cehennemdir. Yani bilerek yapacak bir şey değil. Bunlar tabii şey yani bunların pek açıklaması yok bu iki olay. Bu çok vahim. Evet. Yani bu hani ben bilmiyordum falan denecek gibi değil bu. Evet. Bu bilinçli taksir yani. Bilinçli bir olay. Selamun aleyküm hocam. Tanklar ve darbeci askerleri büyük ölçüde halk engelledi. Halk sokakta olmasaydı o tanklar yerine ulaşacak. Polis bu kadar cesur ve kararlı olamayacaktı. Polis hiç sen zannettiğin gibi değil. Acayip kabadayıdır polis. Sadece hukuki belge ister. Savcılıktan yakalama kararı geldi. Yani müdahale kararı geldi. Akıl almaz sakinler. Görüyorsun. İnanmaz sakin. Kabadayı'nın kitabını yazar polis. Öyle bir şey olmaz. Ama tabii halkın desteği de çok önemlidir. Mecliste milletvekili sığınaktalar elan diyor. Halen yani eğer öyle bir uçak varsa, yani o uçağın yeri belli değil midir ya? Evet. Sürekli havada durmaz ki uçak. Evet. Neredeyse değil mi? Gidip o pilotu gözaltına alırsın. Evet. 336 darbeci gözaltına almış. 336 da olur, 1000 de olur, olabilir. Ümit Dündar Paşa'mızı tebrik ediyoruz. Genelkurmay Başkanı olarak. Allah selamet versin. Allah nuruyla İnşallah. Sarsın. İnşallah. Allah cesaretini, şevkini artırsın. İnşallah. Yolunu açsın. İnşallah. Hayır yolda Allah onu nuruyla aydınlatsın.
Hulusi Akar yargılansın diyorlar ama neden dolayı yargılanması gerekiyor onu söylememişler. Genelkurmay Başkanı'nın yakınları da halen ulaşamıyormuş ailesine falan. İşte yani Türkiye'de Genelkurmay Başkanı'nın nerede olduğunu bilmemek ne demek ya? Bu nasıl bir ferah? Genelkurmay Başkanı bir yerden bir yere gittiğinde polisin de haberi olur, MİT'in de haberi olur, korumanın haberi olur. Bu nasıl ya? Ailesine kendine haber alınamıyor diyor. Ya bu herhangi bir vatandaş değil ki bu. Ben aslan askerlerimize her zaman hayırla, bereketle dua ettim. Evet, inşallah. Evet. Onlar nurdur, tertemizdir. Ama hata yapan olursa kanun hukuk ölçüleri içerisinde gereken meyillerle tabii muhatap olur. Bursa'da yönetime el koyuyorum deyince garnizon komutanınca tokatlanıp gözaltına alınan diyor. Albay diyor. Ne alaka? Ya her yer kovadayı kaynıyor kardeş. Türkiye maşallah. Neye zor yani? Ya bu saflık mı diyeyim, düşüncesizlik mi, gaflet mi, akılsızlık mı? Ben buna ne diyeyim ben? İnanılır gibi değil ya. Evet. Birini anlasam inanmaz yani. Bu ne bir akıldır ya böyle? Bütün dünyaya demokrasi hakim yani. Demokrasi insanların isteyerek yaptığı seçim. Evet. Evet. Paşamızı göstert. Paşamız aslan. Paşamıza Allah uzun ömür versin. İnşallah. Sağlık sıhhat versin. Müslüman evladı. İnşallah. Evet. Hayır hayır bak asker olan çocukların bir suçu yok. Yani tabii kan hukuk belirler onu ayrı. Benim gördüğüm, tespit ettiğim kadarıyla çocuklara 30 kere anlattım. Hadi yürüyün gidiyoruz demişler. Mühimmatınızı alın. Biz PKK ile çatışmaya gideceğiz zannettik diyor çocuk. Evet. Haberim yok diyor. Gittik diyor. Oo, tankın içinde boğazdayız diyor. Köprünün üstündeyiz diyor. O zaman anladım olayı diyor. Daha da hala da anlaşılmamıştı. Her yerde asker geziyordu. Amacı halk da anlayamadı. Bize de söyledi, her yerde asker var falan. Ya dediler bir işte saldırı ihtimali var dediler, terörist saldırı ihtimali var. Ona karşı asker tedbir alıyor dediler. Biz de hay maşallah dedik. Buraya geldim yine anlaşılmadı. Sonra dediler böyle böyle bir durum var. Hemen canlı yayına girdim. Yıldırım hızıyla. Evleri, camileri bombalayan, polislere çatışmaya giren çok sayıda darbecinin öldürülerek etkisiz hale getirildiği öğreniliyor. 600 aşkın askeri personel tutuklandı diyor. FETÖ soruşturmanı yürüten başsavcı TSK'da 506 darbe subayı var demişti. Efendim, 336 kişi gözaltına alınmış. Evet. Maşallah. Jet gibisiniz. Hiç uyumadan maşallah. Evelallah. Evet maşallah. Tabii öğlen kalktık. Spor yaptım. Bir kere daha spor yaptık. Yemek yemeden buraya geldim. Evelallah. Maşallah. Sanki yeni yani, kalkmış gibisiniz. Yeni kalkmış gibisiniz maşallah. Yani evet. Mehmet Bey nasılsınız? Çok iyi abla. Teşekkür ederim. Bayağı kibarlaşmışsın görüyorum.
erlere bir bir biz darbe yapacağız falan. Er direkt kaçar öyle bir şeyde yani. Tabii. Ne uğraşacak yani? Yani onun özetle olay tamamen yatışıncaya kadar herkes ayakta olsun. Yani hükümet de bir şey elini acele tutsun. Yani tutuklamalar çok seri ve hemen yapılsın. Evet. Direnme noktası hiçbir yerde bırakılmaz. Evet. Yıldırım hızıyla hareket edilmesi lazım. Son dakika Balıkesir'den gelen yük treninde obüs olduğu ihbarına alan polis 4 obüsü el koydu diyor. Allah Allah, obüs topu getiriyorlar çok acayip. Kapalı kasa olan araçların kontrol edilmesini istiyorlar. Evet, evet. Kapalı kasalı bütün arabaların mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Polise de yardımcı olmak lazım. Mesela bak yük treninde obüs topu. Dört tane obüs topu. İngilizlerin devletinin oyunları bunlar. Yani akıl almaz organize olmuşlar. Çok dikkatli olmak lazım. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması. Aziz Türk milleti diyor. Demokrasimize, devletimize ve milletimize yönelik hainlerin gerçekleştirmek istedikleri kalleşçe teşebbüs devletimizin güvenlik güçlerince bastırılmaya başlanmıştır. Tüm hainler en kısa sürede hak ettikleri cevabı devletimizden en ağır şekilde alacaktır. Tüm vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya ve devletimize sahip çıkmaya çağırıyoruz diyor. Yani asker bu darbeci ekipten yana olmaz. Piyade asker. Er olarak olmaz. Ama subaylardan vardır yani doğrudur olabilir. Kuleli'de olanlar da oraya geçen askerlerde er olanlar gelip teslim olsun, uzatmaya gerek yok. Yani suçu yoksa hiçbir şey olmaz. Yani panik olmalarına falan gerek yok. Ama er olan çocuklar da bu durumu hemen anlamaları lazım. Yani insan nasıl bilmez ya. Ama herhalde çıkaramadı onlar. Çünkü arabalara bakıyorlardı onlar. Yani Boğaz Köprüsü'ne onlar niye geldiğini bilmiyor Allah alem. Arabaları seyrediyor onlar elinden tüfekle. Yani çünkü yani darbeci olsa yani ateş açar bilmem ne yapar. Herhalde yolu kapatın. Biz de dedik ki terör saldırısı olacak. Evet. Onun için asker hiç bilmiyor benim gördüğüm. Evet. Tabii yani çok küçük bir subay grubuyla bunu yapmaya kalkmışlar. Evet. Ufak bir subay evet. grubuyla. Tuğgeneral ve garnizon komutanları da var gözaltında. Olabilir tabii. Çoktur yani o. Gaziantep ne alaka ya mesela Gaziantep'te? 5'in zırhlı Dukay komutanına çıkmak isteyen asker, araçlar, polis ve vatandaşlar engellemişler. Hemen de kabul ediyorlar. Evet. Mesela evet. teslim olur, teslim olur. Çünkü evet. darbeden yana değiller. Evet. Darbeden yana olan adam böyle olmaz. Evet. 754 TSK mensubu gözaltına alınmış. Hayır var yani. Dört, daha da fazla da olabilir. Evet. Bir şey olmaz yani inşallah. Yani mesela buradan tank çıkmak istese araba tıkaması dinlemez. Basar çıkar. Halkın tepkisinden darbe olduğunu anlamışlar Allah'ım. Olsa onlar da çıkmamışlar. Ya niye çıksın tanktan gidecek halkı tarayacak bilmem ne. Yani deli mi ya ne zoru yani. Evet. Kendi anasına, kendi babasına, akrabalarına ateş etmiş olacak. Evet. Yapar mı öyle bir şey? Ama Türkiye tarihinde ben böyle olayı ilk defa görüyorum ya. Evet. Talat Aydemir zamanında da böyle bir şeyler olmuştu. Çok kısa sürmüştü. Harp okulu öğrencileri hep gözaltına alınmışlardı o zamanlar. Evet. Ben hatırlıyorum bizim evin üstünden de uçak böyle alçaktan uçuş yapmıştı. Annem dedi darbe oldu herhalde falan dedi.
Hakikaten darbe olmuştu. Yani hemen bitti diye bırakmamak lazım. Çok kapsamlı, dikkatli tedbir alınması lazım. Onlar için de hayır. Çünkü memleket böyle felakete gider. Yani darbeciler için de hayır. Yani darbe kabul etsek Türkiye bölünür. Yani kabul edilse mahvolur Türkiye. He? Çok farklı olur Allah. Mahvolur Allah seversen tabii. Şimdi mesela askerler duymuştur darbeyi. Yani kimse yanaşmaz bunun üstüne. Yani çocuklar öyle bile öyle bir şeyin içine girmezler. Ama dün akşam bilmiyordular. Biz de bilmedik. Her yerde asker kaynıyordu. Kimse anlamadı. En akıllı şey demokrasidir. En akıllıca davranış. Evet. Demokrasi dışı. Evet. Süper tehlikeli. Bir kere böyle bir şeyde demokrasinin anlamı kalmaz. Seçimlerin anlamı kalmaz. Dikkatin dağılmaması lazım. İnşallah. Rehavet durmaması lazım. İnşallah. Haydi, ya Allah!
sürekli Marmara depremler oluyordu. Dedim ben yani İstanbul'da bir şey var dedim. Evet. Değil mi? Evet. Tabii bir şey yani. İçişleri Bakanlığı 5'i general, 29'da albay, 34 asker görevinden uzaklaştırıldı diyor. Genelkurmay'dan çıkan tank ne zaman çıkmış, bu barikat için kullanılan kamyonlara ateş açtı diyor. Bu ne zamanki haber? Akşamki haber mi bu? Iğdır'da valinin önünde Kürt kardeşlerimiz nöbet tutuyorlarmış. Sakallı dedeler varmış maşallah. Beylerbeyi ve Çengelköy'de çok sayıda yer alattığında hastaneye kalırmış. Polis özel harekat timleri an itibariyle Ankara'da jandarma genel komutanı operasyon düzenlemiş. Herhalde orada da varlar. Tamam, şimdi biraz olayları bir inceleyelim, bakayım yani gelişmeleri. Sonra ilerleyen dakikalarda, saatlerde yine konuşmaya devam ederiz. İnşallah. İnşallah. Kısa videolarla devam ediyoruz programımıza. Yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Orada bir yer al, otur. Evet. Hicri hangi aydayız? 1537. Şevval. Ne diyor Resulullah? Şevval ayında ayaklanma olacak diyor. Maşallah. Ahir zamanda diyor. Ahir zamanda, Mehdi devrinde. Şevval ayında ayaklanma olacak diyor. Allah milletimiz muhafaza etsin. İnşallah. Savaş da var artık sırada. İnşallah Cenab-ı Allah Türkiye'yi korur. İnşallah. Savaş da var tabii sırada. 30 kere dedim, bak dedim ki özel harekat okullarını çoğaltın. Evet. Özel harekatçı sayısı çok fazla olsun dedim. Dinlemediler beni. E bak şu an ihtiyaç var işte. Özel harekat mükemmel oluyor oğlum. Yani mesela 50 tanesi 1000 kişiye bedel yani. Maşallah. Özel harekat onu hızlandırsın hükümet. Çok büyük ihtiyaç var. Bir de polisi daha da güçlendirsin. Polisin iyice güçlenmesi lazım. İnşallah. Oyuncular konuşmuştur meselenizle. 30 kere söyle mesela, bak korucuları da sayısını artırın, imkanlarını da artırın dedim. Bu darbe girişiminde 90 şehit, 1154 yaralı var. Yani bak adamlar iş çıkarttılar. 90 şehit, 1154 yaralı. Yurt genelinde AK Partili, CHP'li ve MHP'li belediyeler hep yardımcı olmuşlar, evet, darbeye karşı. Evet, askerlerin kışladan çıkmasını engellemişler. Bir de bu emir komuta zincirinin bir düzenlenmesi gerekiyor. Mesela asker istemediği halde darbeye karışıyor. Evet. Ya bu abi çok acayip bir şey. Yani bunun bir çözümünü bulmaları lazım. Evet.
Yani mesela darbe girişiminde itaat etmeme hakkı olması lazım askerlerin. Yani sadece savaşta itaat, darbede itaat etmeme hakkı olması lazım. Değil mi? İhtiyaten yani uzaktan yakın alakası olan herkesin tutuklanmasında fayda var. Sonra yani ortalık yatışınca bırakılabilir birer ikişer. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'da kurtarılmış. Genelkurmay Başkanı kurtarılmış. Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarından haber var mı? Hayır. Yok, hayır. Ya ona da bir çözüm bulunması lazım. Hakan Fidan'dan haber yok. Hakan Fidan'dan da haber yok, evet. O da eğer sağsa Allah ömrünü uzun etsin, konuşsun. Ardahan Garnizon ve 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kargın da gözaltına alınmış. Olabilir. Eğer şüpheli bir durum varsa ilgili, ilgisiz gibi görünüp de ama yine ilgili olan kişileri de geçici olarak en azından güvenlik nedeniyle gözaltına alınabilir. Ama tabii Türkiye içinde sulh. İnşallah. Yurtta sulh. İnşallah. Yani böyle barışıcı, seven, affeden, şefkatli bir çizgi esas olması lazım. Yani çok öfkeli bir ruha gerek yok. Resulullah bak diyor ki ahir zamanda diyor Şevval ayında yani Mehdi devrinde, Şevval ayında ayaklanma olacak diyor. Bak 1400 yıl öncesinden. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Öztürk ile Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Komutanı Korgeneral İyidil hakkında vatana ihanet suçundan işlem başlatılmış. PKK ile biz uğraşırken böyle bir konu çıkartmaları akıl alacak gibi değil. Evet. Ya bu neyin hırsı yani neyi amaçlıyorsunuz kardeş? Ya vatan elden gidecek Allah izniyle ya vatan parçalanacak yani neyi kurtarmış olacaksın? Evet. O arka tatavuk bir yer oraya geçebilirsin. Hastane aciline getirilmiş 3 er. Beyanlarını okuyorum bak 3 er. Hastane acilinde. Komutanımız sivil halka ateş açmamızı emretti. Reddedince de bizi vurdu diyor. Yaralı olarak gelmiş askerden. Görüyor musun? Tabii. Öyle komutan olur mu? Senin komutanın o anda komutanın olmaz artık. Evet. O anda o suçlu birisi haline gelir. Evet. Halka ateş aç dedim mi? Komutan olmaktan çıkar.
cinayete teşvik eden suçlu haline gelir. Polisin Kuleli Asker Lisesi'nin operasyonunda 80 öğrencinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Suçsuzsalar bırakılırlar. İdam istiyorum etiketi bir numarada. Yok, idamla bu işler olmaz. İdam yani çok gereksiz. En fazla müebbet hapis verilir. İdam neyi halledecek yani? Olur mu? Genelkurmay'da operasyon başlamamış. Teslim olmak isteyen askerler merdiven dayamışlar parmaklıklara. Beşer onlar teslim oluyorlarmış. Silahlarını teslim edip eller havada biz buna ortak olmak istemiyoruz diyorlar. Bu Anadolu evladı böyle olur. Niye ortak olsun? Ne zor ya? Tabii ki hiçbiri. Aferin çok iyi yapıyorlar. Hiçbir asker böyle er bu işin içine girmez. Niye cinayet işlesin ya? Kendi vatandaşını, anasını, babasını vursun. Yani deli olan yapmaz yani. Ama hayret ya bu kadar kapsamlı bir şey. İnanılır gibi söylüyordu insan inanmıyordu yani. Ama yani mesela 13 askerle külliyeyi basmak yani 13 askerle ne yapılır yani? Hiçbir şey değil 13 asker. 3 subay 13 asker yani koskoca külliye. Orada yani en az 50-100 polis var. Yok Tayyip Hoca gene her ülkede cumhurbaşkanı olacaktır. Başkan olmasının bir konu yok. Yani öyle bir şey asla müsaade etmeyiz. Kanunla, hukukla, demokrasiyle, yani başkanlık diye bir olayı unutsunlar. Asla ve asla olmaz. Amerika'nın dayatması o, Öcalan'ın dayatması. Hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Onu unutsunlar. Kalkan bu F-16'ları Akıncı üstünden kalkmış. Genelkurmay Başkanı da oraya da tutuyorlarmış. O semtin halkı direnmeye çalışmışlar. Uçaklar oradan kalktığı için elektriği kesmeye uğraşmışlar. Bayağı bir gayret etmişler. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın abisi bu olaylarda şehit olmuş. Allah rahmet etsin. İnşallah. Hocamız yaklaşık 12 saattir yayına devam ediyor diyor. Evelallah. Tayyip Hoca'nın başkan olmasını asla istemiyoruz. Süper tehlikeli bir şey bu. Yani Türkiye'yi böler parçalar bu. Yani çünkü ifadelerden bu anlaşılıyor. Önce Amerikan modeli dediler. Fransız modeli dediler, Meksika modeli dediler. Evet. Dediler oldu dediler. Ta Güney Afrika'ya kadar gittiler yani. Hepsi bölünmeci modeller. Hiçbiri olmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaldırdığı Marmaris'teki oteli bombalayan helikopterin İzmir'de gittiği belirlendi. Ne demek? Helikopterde bulunan bir yüzbaşının yaralandığı ve İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildiriliyor. Ya bu mesele hiçbir şekilde kabul edecek bir şey değil. Bir bak asker diyor ki bir IŞİD operasyonu diye geldik diyor. Darbeden haberimiz yok diyorlarmış. Yani böyle yalanlan, dolanlan, oyundan darbe olmaz. Darbede askerlerin hepsinin haberi olur. Millet de kabul eder. Partiler kabul eder. O şekilde oluyor darbeler. Yani ben Türkiye için demiyorum da diğer ülkelerde böyle oluyor. Hiçbir zaman için demokrasiden şaşmamak gerekiyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan
700'e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim olmuş. Hava Kuvvetleri Komutanı vatana ihanetten yargılanacakmış. O gözaltına alınmış demek ki. O üzeri ortada yoktu. Yani eğer haber doğruysa o şekilde olduğu söyleniyor. Ya bunlar yöntem mi kardeşim ya? Böyle yöntem mi olur yani hiç? Hakim ve savcıların tümü göreve çağrılmış, izinde olanlar da dahil. Bu doğru yapılmış bir hareket. Poliste de izinlerin kalkması gerekiyor. Evet. Askerde de izinlerin kalkması gerekiyor. Hakim ve savcıların da tümü göreve çağrılması çok iyi olmuş. Geceli gündüzlü çalışarak, çok seri hareket ederek gerekli tedbirleri alsınlar. Kısası kısası yok mu Anlan Hoca İslam'da? Hocaysan söyle Bayraktar. Tamam kısası var ama affedersen daha hayırlıdır diyor. Evet. Bir de yani bunu kasten bilerek yapanlar belli. Evet. Subayların içinde onlar. Askerler, çocuklar baksana evet. Hepsi. Gerisi Anadolu delikanlıları yani. Birçoğunun haberi bile yok. Kanunsuz emir uygulanmaz diye zaten kanun maddesi varmış. E işte onu erlere çok iyi öğretmek lazım. Adam öldür diyor. Ne öldüreceğim dersin ya. Hemen onu diyen adamı çöküp koluna bile kelepçeyi takacaksın. O artık komutan olmaz. O suçlu konumuna giriyor. Ya mesela gelmiş 10 askere diyor ki hadi halka ateş açın. Cinayete teşvik. Ağır suç. Yani azmettirmek, cinayeti azmettirmek. 10 asker tutup hemen o subayı yere yatıracaklar. Koluna kelepçeyi takacaklar. Yani artık çünkü o itaat edilecek adam olmaktan çıkmış, suçlu konumuna girmiş. Olmaz yani öyle o derece sertlik asmalar falan o yani. Her hikayede merhametle ve akılla yaklaşmak lazım. Yani tutuklama yeterli. Yani PKK'lı bile tutukluyorsun. Ne oluyorsun ya? Asacaksın. MHP'yi tebrik ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partili aslanları. MHP'liler talimat vermiş. Bu işler evet. Parti yönetip direnmeli ve teslim olmamalı için. Tabii doğrusu o. Bir de ne kadar delice ya halka makine tüfekle ateş etmeler, evet. Tank ateşi falan. Evet. Ne oluyorsun ya? Yani senin kardeşin mümin, muttaki insanlar. Bu nasıl bir kin nefrettir ya? Bu nasıl bir kafa yani? Bu nasıl bir akıl yani? Jiana Hedeke, doğuda neden sivil ateş edilince suç değil? Doğuda sivil ateş edelim ya, sivili korumak için oraya gidiyor asker polis. Canını veriyor siviller için. Sivili kurtarmaya gidiyor oraya. Ne kadar samimiyetsiz konuşma ya. Genelkurmay Başkanı orada tutmak falan. Bu ne kadar anormal hareketler bunlar ya. Asker de anlamadı çocuklar, ben anladım ya. Duruyorlardı öyle. Boğaz'da da duruyorlar. Köprüde falan. Ya askerler anlayınca hiç yanaşmadılar. Kimse darbeye yanaşmadı yani. Ama bir kısmı böyle coşup çirkin bir şekilde halkın üstüne ateş açıyor. Çok büyük bir zulüm.
Bu arada değerli ağabeyimiz Nevzat Yalçıntaş beyefendiyi de Hakk'a uğurladık. Efendim, Cenab-ı Allah ailesine sabrı cemil nasip etsin. İnşallah. Allah nuruyla sarsın. İnşallah. Nevzat Yalçıntaş hocamız çok değerli bir bilim adamıydı. Çok güzel hizmetleri oldu. Tam bir Osmanlı efendisiydi. Çok terbiyeli, nezaketli, hürmetli, nezih bir insandı. Allah gani gani rahmet etsin. İnşallah. Evlatlarına, sevdiklerine Cenab-ı Allah uzun ömür versin. İnşallah. Hı? Selam. Yine selam veriliyor. İyi, güzel. Bir de bu çatışmalarda yaralanan sayısı biraz yüksek görülüyor. Sağlık durumu müsait olanlar Ramazan'da değil, kan verseler iyi olur. İnşallah. Yani kardeşlerimizden ricamız, tavsiyemiz iyi olur. Kan stokları yükselsin. Çünkü 1000'in üstünde yaralanan var. Hakikaten kan ihtiyacı olur. En azından tedbir olmakta fayda var. Yani rahat rahat kan bulunabilmesi için vatandaşlarımız sağlığı saati yerinde olanlar kan versinler. Her yerde verebilirler. Yani bütün hastanelerde, Kızılay kan merkezlerinde, değil mi? İnşallah. Ankara'da Kızılay Meydanı'nda Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin başvurulmasını istiyormuş polis kan için. Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi. Evet. Tamam, kardeşlerimiz Ankara Gazi'deki Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde bu ibadetlerini yerine getirebilirler. Çünkü bir can kurtarmak bir dünyayı kurtarmak gibidir diyor Allah. İnşallah. Bütün insanlığı kurtarmak İnşallah. Gibidir. Sıfır grubu RH pozitif. Acil kana ihtiyaç varmış bir polisimiz için, bir aslanımız için. Sıfır grubu RH pozitif. Amerika'nın en büyük kanallarından biri Fox News'un Twitter adresinde şöyle bir haber varmış. Darbenin başarılı olmasını istiyoruz çünkü ancak bu şekilde işi de yenebiliriz diye. Yani bak olay nereden kaynaklanıyor görünüyor. Evet, İngiliz evet. Derin Devleti kaynaklı. Evet. O polisimiz için onu bir altyazı yapalım. Sıfır RH pozitif. Ankara Gazi Hastanesi. Bak Ankara Gazi Hastanesi'nde acil kan için bir polisimiz için sıfır RH pozitif. Hemen 5 dakika gitsinler bir taksiye atlayıp kardeşlerimiz gitsinler. Çok sevap olur. Aslanımızı kurtarırız. Bir daha söylüyorum. Ankara Gazi Hastanesi'nde tedavi gören yaralı bir polis memuru için çok acele. 0 RH pozitif. Ankara'da bölgede olan kardeşlerimiz hemen kan versinler. Biz alt yazı geçebiliyor muyuz bu konuda? Evet. Bir de bu televizyonlara da rica edin de onlar da altyazı geçsinler. Milleti de tebrik ediyorum. Yiğitliklerinden dolayı milletimizin kabadayılığı, delikanlılığı, yiğitliği vatana millete sahip çıkıyorlar. Güzel. IŞİD'i yenmene ne alakası var? IŞİD. IŞİD'in Türkiye'nin bir işi yok. Evet. Sen önce PKK'yı hallet. Türkiye'yi bölen, bölmek isteyen pislik grubu bunlar. Şu an Hulusi Akar Çankaya Köşkü'nde görev başındaymış. Haber de var. Maşallah.
Sokakta üniformalı asker olmaması gerekiyor şu an. Suç unsuru olur bak. Sokakta üniformalı asker elinde silahla gezerse bu suçtur. Evet. Şu an. Yani üstünde silah olmaması gerekiyor. Böyle bir durumda polis müdahale eder. Söyleyeyim. Üniforması olabilir. Ama elinde silah olamaz. Yani eline silah almış mesela otomatik silahla geziyor. Bu şu an suç. Yani böyle bir durumda polis müdahale eder. Yine hükümet açıklaması olarak yeni bir hareketlenme olabilir diyorlar. Onun için sokağa sürekli kontrol eden titiz bir tavır gerekiyor diyor. Ülkücü gençlik, CHP gençliği ki CHP gençliği bayağı yamandır. Efendim sol gençlik hepsi yani solcu milliyetçi gençler. Solcu CHP'li gençler, ülkücü gençler, alperenler sürekli diri ve dikkatli olarak beklesinler. Ve özellikle AK Partili gençler de. Asker de yavaş yavaş İstanbul'a intikal etti. Destek vermeyen askerler birbirini tanımak için kırmızı beyaz bant takıyorlar kollarına. Oradan anlayabilirsiniz. Kırmızı beyaz. Bant takıyorlar sokakta. Ama nasıl bir fitne çıkartlar? Şu işe bak ya. Şu işe bak yani. Ben zannetmiyorum ama sokakta üniformalı, eli silahlı bir kişi olursa bu suçtur. Yani vatandaşların haberi olsun. Evet. Ama siyah beyaz koluna bant takan görevli kişiler var, askerler var. Onlar ayrı. A Haber Genelkurmay Başkanı'na yayınlıyormuş. Bir göstersene A Haber'i. O arada konuşma olmasın sakın kardeşler. O telefonlara bakan kardeşimiz var ya. Tarkan. Tarkan sen misin konuşan? Kim konuşuyorsa konuşmasın. Akıncılar üssünden çıkmaya başlamış. Üssü terk etmeye başlamışlar. Fakat uyarı da yapılıyor. Aman dikkat edin bunlar halkın arasına karışır, kaybolur, erir gider. Haber açabiliyor muyuz? Bunu da bir haber olarak ben de sizlere iletmiş olayım. Evet, görüntüyü bir kez daha izledik. Devlet Bahçeli'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tam zamanında yaptığı bir destek açıklaması. Çok sıcaktı her şey. O kadar sıcaktı ki. Yani daha böyle bir saat falan olmuştu. Evet. Yani görüntüyü daha tekrar izletiyoruz. Size tekrar bilgi vermeye de devam edelim. Bu olay yani darbe gibi ve girişimi ortaya çıktıktan sonra Orgeneral Hulusi Akar'dan haber alınamıyordu. Alınamamıştı. Akıbeti konusunda bir takım spekülasyonlar vardı. Rehin alındığı darbeci subaylar tarafından dile getirilmişti ama resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştı. Daha sonra Akıncılar Hava Üssü'ne yapılan operasyonla kurtarıldığı bilgisi geldi. Böylece de darbeci askerlerin Genelkurmay Başkanı'na bir şekilde engellediği, rehin aldığı bilgisi de bu şekilde doğrulanmış oldu. O operasyondan Genelkurmay Başkanı Akıncı Hava Üssü'nden alındı. İzlediğiniz helikoptere bindirildi. Akıncı Hava Üssü'nden de direkt Çankaya Köşkü'ne geldi. Orgeneral Hulusi Akar. Gördüğümüz kadarıyla sağlık durumu iyi ve yapılan açıklamaya da göre Orgeneral Akar şu an Çankaya Köşkü'nde zaten oraya getirildi. İzliyorsunuz görüntülerde.
ve görevinin başında. Akıbeti konusunda tabi belirsizlik olunca birinci ordu komutanı onun yerine vekaleten atanmıştı. Onun bilgisi verilmişti. Daha sonra da Orgeneral Akar'ın kurtarıldığı bilgisi geldi. Evet, ekrana göre sol taraftaki isim Orgeneral Hulusi Akar. Evet, tamam yeterli. Sağlık. Hadi geçmiş olsun paşamıza da. Hoş geldin, sefa geldin. AK Parti gençliğini tebrik ediyorum. Ülkücü gençleri tebrik ediyorum. Alperen gençliğini tebrik ediyorum. Hüdapar gençliğini tebrik ediyorum. Destan yazdılar. Hepsi kabadayı, hepsi delikanlı. Helal olsun. İftar ediyoruz hepsiyle. Ama AK Parti gençliği için siz gezi olaylarında söylemiştiniz güçlü bir gençlik olsun diye. Ondan sonra evet, sonra yetiştirdiler. Evet. O zaman yoktu o devirde. Bir tek biz acizane nacizane sabahlara kadar uğraştık o zaman. O kitap çalışması acelesi yok, onu şey yaparız inşallah. Erdoğan daha da otoriterleşecek. Niye otoriterleşsin? Bizim evladımız, bizim insanımız ne otoriterleşecek? Zorla çevirmeye kalkıyorsunuz. O da işte milletin hamiyetiyle, delikanlılığıyla, kabadayıyla ayakta duruyor. Ama inanılır gibi değil ya böyle bir şey. Yani. Evet. Hayret edecek şey. Gençler yine çok dikkatli olsunlar. Çok titiz. Özellikle akşam. Akşam sabaha kadar çok dikkatli olalım. Savcılarda, mahkemelerde çok seri çalışsınlar. İnşallah. Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı'nı önce vurmuşlar. Çok büyük zulüm. Bu arada bizim aslanlarımız var. Ne kadar büyük günah. Ne kadar acımasızlık, ne kadar büyük bir zulüm. Evet. Allah'tan korksunlar. Şu yapılacak iş mi? Hayır, sana ne yaptı bilmez etmez vatan için orada duran insanlar. PKK'ya karşı mücadele ediyor. Yerle bir etmişler binayı. Yani çok çirkin bir hareket. Büyük vicdansızlık. 42 kişiyi şehit etmişler. Allah'tan korksunlar. Bu Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı'nda. Yani ne kadar büyük zulüm ya. 42 kişi. 42 tane aslan. PKK'da bile olmuyor böyle bir olay. Bu nasıl bir öfke ya? Bu nedir böyle ya? Askerlerin hep ifadesi, biz hiç haberimiz yoktu diyorlar. Yani eğitime gidiyoruz dediler diyor, operasyona gidiyoruz dediler diyor. Evet. Özel harekatçılardan ne istiyorsunuz ya? Havadan bombalamak yani akıl alacak gibi değil. Allah gani gani rahmet etsin aslanlarım. Kardeşim, şunu öldürün, bunu öldürün diyen kim diyorsa desin, bu korkunç bir şey. Askeri, polisi öldürmek çok korkunç bir şey. Özel harekatçıyı öldürmek çok korkunç bir şey. Bu zulüm ve fitne, başka bir şey değil. Habertürk'te Nur cemaati diyorlarmış. Halbuki ayrı bir cemaat bu. Nur cemaati, Nurcular. Çok fazla Nurcu var Türkiye'de. Yeni Asyacılar var. Fethullah Gülen cemaatinin dışında birçok cemaat, Fethullah Gülen cemaati zaten biz Nurcuyuz demiyorlar. Onun için Nurcu olan mümin kardeşlerimizi incitecek bir üslup yersiz.
Yeni Asya yazıcılar, ondan sonra işte bizim rahmetli hocalarımızın, evet, Sungur abi de dahil, ayrı ayrı cemaatleri var. Evet. Ben, sen bunları bu işin içine sokarsan olmaz. PKK'lı acayip seviniyorlar, sürekli bu resimleri yayınlıyorlar. Yani bu akıl almaz bir fitne ve akıl almaz bir günah. Bir daha böyle bir şey kesinlikle yapmasınlar. Kulede askerler teslim olmuş, NTV canlı veriyormuş, gösterebiliyor musun? Doğru çıkıp başbakanı, evet, görüyorsunuz şu anda hala düşme tehlikesi olan beton parçaları. Zaten gözler mecliste olacak, saat 14'te meclis genel kurulu. Olağanüstü toplanacak, darbeye karşı tek yürek olmak için toplanacak. Orada bütün parti liderlerinin de bir açıklama yapması bekleniyor, kürsüye çıkması bekleniyor. Son gelişmelerle ilgili olarak sizlere bazı bilgileri ifade edeceğim. 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 22 sularından itibaren İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde emir komuta zinciri dışında bir askeri hareketlik başlamıştır. Kısa sürede yapılan bir değerlendirme sonucunda bu hareketliliğin Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış olan çeşitli rütbelerden bir grup asker tarafından başlatılan bir darbe girişimi olduğu anlaşılmıştır. Genelkurmay karargahında ve diğer görevlerdeki çok sayıda komutan darbe teşebbüsünde bulunan kişiler tarafından ele geçirilerek ilk anda bilinmeyen yerlere götürülmüşlerdir. Ankara ve İstanbul yanında çeşitli şehirlerimizde de devlet kurumlarını ve yönetimi ele geçirmeye yönelik faaliyetler tespit edilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve bazı zırhlı birlik unsurlarının ağırlıklı olarak içerisinde yer aldığı görülen darbe teşebbüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri emir ve komuta zinciri tarafından ilk andan itibaren reddedilmiştir. Bu durum, darbecilerin medya ve internet gibi enformasyon araçlarıyla giriştikleri algı operasyonunu kısa sürede çökertmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız, Başkomutanımız, bakanlarımız, Başbakanımız, bakanlarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri ile demokrasinin ve hukuk devletinin yanında yer alarak bu darbe girişimini önlemişlerdir. Darbe teşebbüsünün anlaşılmasına itibaren milletimiz sokaklara inerek, tankların önüne geçerek, meydanı darbecilere bırakmayarak demokrasimize ve cumhuriyetimize sahip çıkmışlardır. Gerek emniyet teşkilatımız, gerekse savcılarımız darbe teşebbüsü karşısında gereken tedbirleri süratle alarak sürecin önünü kesmişlerdir. Devleti ve milletiyle el ele veren, tarihi bir dayanışma örneği sergileyen Türkiye, bu darbe girişimini akamete uğratmıştır. Ancak bu girişim sırasında Türkiye maalesef kendi meclisini, kendi kurumlarını bombalayan, kendi vatandaşına kurşun sıkan bir grubun cinayetine şahit olmuştur. Ülkesini koruması için kendisine emanet edilen silahları, kendisine çevirenlerin sergiledikleri alçaklığı bu millet asla unutmayacaktır. Azim ve kararlılıkla devletine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin asla endişesi olmasın ki Türkiye darbeler ve cızalar dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır. Darbe teşebbüsü sırasında şu ana kadar tespit edilen 41'i polis, 2'si asker, 47'si sivil olmak üzere 90 şehidimiz vardır maalesef. Yaralarımızın sayısı ise 1154'tür. Şu ana kadar darbe teşebbüsüne karıştığı tespit edilen Ankara'da Jandarma Okullar Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Sadık Köroğlu ve İstanbul'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Özkan Aydoğdu başta olmak üzere toplam 1563 asker tutuklanmıştı. Yine
şu ana kadarki tespitlerimiz dışında darbe teşebbüsü içerisinde yer alanlardan 104 kişi çatışmalarda ölü olarak ele geçirilmişler. Türkiye bu ihanet teşebbüsünün üstesinden gelerek demokrasiye ve hukuk devletine olan bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak darbeye karışan herkesle birlikte paralel devlet yapılanması mensuplarının tamamını ordumuzdan temizlenmesi konusunda kararlı olduğumuzu açıklıkla ifade etmek isterim. Devletine ve milletine ihanet eden hiç kimse cezasız kalmayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri demokratik hukuk devletinde olması gerektiği gibi milletinin emrinde bir kurum olarak çalışmaya devam edecektir. Demokrasi ve milli iradeye sahip çıkan tüm siyasi partilere ve medya kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Alkış. Bu açıklamaya içerisinde yer aldı ama gene de buyurun. Son durumda basından da takip ettiğiniz gibi Sayın Genelkurmay Başkanımız Harekat Merkezi'nin bölgesinde görevine başlamış durumda. Diğer komutanlarımızdan da şu anda herhangi bir bilgi vermem mümkün değil. Evet, şu anda temas kuramadığımız komutanlarımız içerisinde Veysel Köse'ne amirimiz de bulunmaktadır. Buyurun. Aslında olayları değerlendirmeyi sonraya bırakıp taze bilgileri değerlendirmekte ve olayın sonucu ulaştırmakta yarar var diye değerlendiriyorum. Sadece Sayın Genelkurmay Başkanımıza temas kurduk. Şu an önünde. Buyurun. Tamam. Peki tekrar teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar. Paşamız Aslan. Maşallah. Evet, sokaklarda gençler evet, birbirine kilitlensin. CHP gençliği, Milliyetçi Hareket Partisi gençliği, işte Hüdapar'da, efendim bu Büyük Birlik Partisi'nin alperenleri, aslanlarımız, AK Partili gençler. Aman ha, dinlensinler. Akşam sabaha kadar nöbetteyiz. İnşallah. İnşallah. Çünkü İngilizlerin devleti delirdi. Evet. Deccal'ın kuyruğuna bastık ya, aklı gitti. Evet. Deccal diyor ancak bir kızma nedeniyle, kızdırma nedeniyle ortaya çıkar hadiste peygamberimiz. Cinnet geçirdiler. Veysel Kösele donanma komutanımızdan haber alınamıyormuş. Onu da kaçırmış olabilirler. Onu da polis süratle bulsun. Bir yerde onu saklıyor olabilir. Onlar geceyi seçerler. Aman gece sabaha kadar ayaktayız. İnşallah. İnşallah. Fransa'nın elçileri çekmesi de çok karanlık. Avrupa işin içinde. İngilizlerin devleti olay organize ediyor. Aman ha.